Herkese merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bir GG'de birlikteyiz Can'la beraber. İlk haberimizi hemen başlatıyorum Can, seni seveceğim bir haber. Başlat abi. Hayırdır ÖTV mi? Abi reis söz verdi ya. Dedi ki gençlere dedi telefonlarında, bilgisayarlarında ÖTV KDV almayacağım dedi. Seçilirse. Oo hadi ama. bakalım. Ama ha, seçilirse. Ne? Şu an ha. iktidarda olmadığı için o değişikliği yapamıyorlarmış. Ama seçilirse ya yani bir sonraki seçimden zaferle Aha. çıkarsa gençler yaşayacak dedi. Ben de tamam. reize buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Şu an şu dakika tek bir kararnameyle Genç TV cep telefonundan ve bilgisayardan KDV ÖTV'yi kaldırabilirsiniz. Lütfen yapın yapabiliyorsanız. Hani beklemeyelim. Yani, diyelim. Bu ÖTV'yi koyan kimdi Mesut ya? Ya sanırım dış güçler yaptı onu. <gülüyor> <gülüyor> Yani şey ne güzel iş değil mi? Hani ÖTV'yi KDV'yi hem koyalım hem de daha sonra kaldıralım. <laughs> ne güzel iş valla. Ama seçim yani, vade olarak vermesi bana garip geldi. Yani, yani Şu an kaldırsa daha şey olacak. Ya kaldır zaten abi niye hani duruyor? Anladın mı? <laughs> zaten hani şimdi şöyle bir şey demek istiyorum abi yani biz bu KDV'yi, ÖTV'yi keyfimizden mi koyuyoruz? Keyfimizden koyuyorsak çok ayıp. Ben zannediyorum ki Hani devletimizin bir şeyi var, ihtiyacı var. Devlet diyor ki bu vergilensin. Devletin bir bildiği vardır diye düşünüyoruz. Abi cari açığı kapatmak için falan diyorlardı. Demek öyle ya bir tamam. şey yokmuş. Yo tamam buyursunlar yani vergiyi koydun. Biz de vatandaş olarak isyan ettik ama hani diyoruz ki devletin bir ihtiyacıdır. Ama bu böyle hadiye kaldırılabilen bir şeyse... Bunu keşke koymasaydınız o zaman. Ayıp <laughs> olmadı mı biraz yani? hani O zaman koymayın abi yani vatandaşın... Yani devlet dediğin vatandaşı koruyacak, kollayacak. Bu bazen vergi koyarak olur, bazen de vergi koymayarak olur. Anladın mı? Yani... Devlete böyle şeyleri emanet ediyoruz biz. Böyle şeyleri seçim vaatlerine en azından iktidar partisinin yapmaması lazım. Ya Çünkü bak, i̇ktidar partisi elinde şey var. Abi ha. bunu muhalefet diyebilir <laughs> tamam mı? Çünkü böyle bir sorun olduğunu görüyorlar ve diyebilir ki ben beni seçerseniz gençler sizi bundan kurtaracağım diyebilir. Ama İktidar abi muhalefetsin ya orada. Orada artık şey. Ya ben de mesela şimdi arkadaşlar de, de desem bir seçileyim her şehre 22 tane gece kulübü açacağım. Haydi hayırlısı seçilirsem düşünürüm artık anladın mı? Muhalefet konuşur abi. Ama iktidarın böyle şeyler yapması ilginç oluyor biraz. Ya evet orada şunu da şunu yapsalar iyiydi. Ya biz düşündük. Tamam mı? Hiç seçimden sonraya bırakmayalım bunu. Yani ne olur ne olmaz. Belli olmaz. Belki varız, belki yokuz. Biz indirdik ya. Ya gençler rahat nefes alın. Boşverin siz. Benim gönlümden geçen bu yaptım. Eğer beni bir daha seçerseniz bu böyle devam edecek. Tamam mı? Tayyip bitti, Baba'dan gitti. bir güzellik size diyecek. Yapacak ha. işte bitti gitti. Yaptı gitti. Biz de burada nasıl açıklarız bunu? Deriz ki abi böyle böyle bir iyilik yapıldı sizlere. Gençler hadi hayırlısıyla devam edin. Alın cep telefonunuzu bilgisiniz ama hani vaat olarak iktidarda olan ve şu anda değiştirme gücü olan bir şeyin hani böyle bir olay olması. Bence haber yapılası <laughs> bir olaydı. O yüzden değinmek istedim. Bu arada arkadaşlar benim öksürüm var. Bu bölüm içerisinde öksürürsem kusura bakmayın. Peki Mesut şey ne diyorsun? E, i̇ktidar şey dese. Yarısını şimdi indirdik yarısını seçimden sonra indireceğiz diye. Bak o bile olur. <laughs> abi ben orada okeyim. Hani 50-50 tamam mı? Aynen aynen. %50 yaptım. Ama yaparsan İşi, hem de geri ödeyeceğim. Yarısı işten diyeceğim. sonra teslim. Evet. Ben, ben ona ama da seçmezseniz okayim. de vergiler geri geliyor falan. Hani. <laughs> Hayda falan diyorum. Ya bilmiyorum yani son dönemde çok değişik şeyler yaşıyoruz. Twerk yapan gördüğün gibi adaylarımız falan oldu. Abi <laughs> bir şeyler oldu. Sonra o twerk yapan adayı bir şey, uzaklaştırmışlar. Çocuk çıktı, tehdit edildim falan dedi. Yani böyle birazcık memleket gerçekten şey gibi oldu. Xbox, PlayStation daraması daha sakin gidiyor bu aralar. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Abi ilginç bir ilginç bir dönemdeyiz memleketce. Karikatür dergileri kapanıyor ne yazık ki satışları iyi gitmediği için. Tamam mı? Ve onlar da yiyip duruyorlar. Ne yapsın garibanlar? Hı -hı. Bir yerden sonra devam edemediler. Karikatüristler de influencer olmaya başladı çünkü karikatür Tabii. dergisi onları besleyemiyor. Ama memleketin kendisi karikatür oldu ya. Direkt yani. Tabii tabii. Böyle her gün bir abuk durum, saçmalık yani akıl almaz şeyler yaşıyoruz. Hayırlısı diyorum. <laughs> Mesela bak ya. bir akıl almaz durumdan bahsedeyim. Yerli ha. bir yazılım şirketimizin uzun zamandır hem de beğenilerek dünya çapında kullanılan bir yazılımın çok değişik bir sorunu var şu an Apple'la beraber yaşadıkları. Abi Wall Screen isimli bir uygulama var. Wall Screen çok popüler oldu. Çok böyle inovatif bir düşünceyle çıktılar. İngilizceyi öğrenmek için sitcomlardan, sinema filmlerinden kesitleri alıyorlar. Sen onları dinliyorsun. Orada ne dedi? Cevabı ne olur? Ne yapması lazım gibi soruları cevaplayarak duyma ve o duyduğun şeyi anlama kabiliyetini geliştiriyorsun. Biliyorsun zaten <laughs> hep ne tavsiye edilir İngilizce öğrenenlere? Sitcomları dinleyin. Sitcomlardaki İngilizce duru nettir. ...daha basittir, halk dilindedir... ...siz o İngilizcenizi geliştirebilirsiniz diye... ...ama bu screen, ...ben girişim daha ilk başladığı zamanları biliyorum... ...böyle 8-9 kişilik bir ekip vardı... ...maaş almıyorlar daha... ...paraları yoktu çünkü... ...bu yazılım bir gün bizi beslerse besler... ...beslemezse de biz çok iyi bir şey yaptık diyorlardı... ...böyle ortaya çıktılar... ...abi Çinli bir yazılım firması... ...birebir kopyalıyor... ...ikonuna kadar kopyalıyor... ...ve Apple App Store'da bunu yayınlamak için başvuruyor kabul ediliyor ve zirveye yerleşiyor Çin'de abi. E, App Store'un denetimleri vardı bu konuyla ilgili. Hani ne oldu onunla? Abi meta teklerine kadar kopyalamışlar. Direkt copy paste. Yani hmm. canın videosunu al YouTube'a tekrar yükle. Hani hiçbir şeyi değiştirme. Başlık değişik sadece. Hani başlık da değil. Nesi değişik? Kanal değişik. E işte nasıl yapabiliyorlar abi bunu? Apple Store'un bununla ilgili hep denetimleri vardı. Hep söylenirdi. Satır satır inceliyorlar abi. Öyle olsun işte. Most çok güvenli falan denirdi. Apple'ı dava etti. Aynısını da sanırım yaşamış. Böyle bir problem var. Onu da kopyalamışlar. O da Apple'ı dava etmiş şu anda. Böyle bir Hı -hı. olay var. Ve Street'in ekibine başarılar diliyoruz. 10 milyar dolarlık yalnız bir tazminat davası. Hani <laughs> oradan olmazsa oradan vurmuş yani demişler. Canlar şeydi herhalde. Uygulamadan belli bir para kazanamayacağız biz yani. İnsanlara yarar sağlıyoruz ama Hı -hı. biz hani Evet bir yapmışken tam yapalım falan tarzı. Yani. ne tarzında. olacaklar yapılır eline mi yapışır demişler. Doğru demişler. <laughs> Alırlarsa ne güzel canları sağ olsun. Çinli markadan da Vosik Güneş'inde bir tane mail gelmiş. Tamam bro biz ikondan şeyi değiştiriyoruz meta takları. Öyle devam edeceğiz başvuru yaptık diye. Arkadaş yani. Eyvallah sağ olsunlar arkadaşlar. Allah razı olsun ya. Ya. <laughs> ya, bu Çinlilerin tabii şöyle bir durumu var. Hem bir böyle... Yani iş yapış şekilleri adamların çok uzun bir süre tabii inovasyon yapmak yerine ne yapılıyorsa onun benzerini hadi taklidi çak çakması demeyelim de benzeri diyelim. Daha iyi şekilde yapmakken işte biliyorsun bir arada bir 5G teknolojide telekomünikasyon işte falan bayağı öne geçtiler. Yani aslında önce montajcı başladılar, sonra kendileri üretmeye başladılar. Şimdi inovasyon falan derken ama adamların kültüründe bir ulan biz bunu beğendik, aynısını yapar mıyızcılık kaldı. Yani ben şeyi hatırlıyorum oyun sektöründen bunu çok tuhaf bir örneği vardır Donut Country diye bir tane oyun var böyle basit indi bir oyun bir tane adamın tek başına geliştirdiği bir oyundu galiba bir tane delik böyle geziyor gezdikçe işte bir şeyler içine düşüyor o delik giderek büyüyor böyle anlatıcı da bu oynuyordu ama ben Instagram reklamlarında görüp indirdim çok keyifli duruyordu ha işte o senin gördüğün adam bunu çıkartmadan önce bir GDC'de tanıtıyor ya diyor ben böyle bir oyun düşünüyorum diyor bir iki video gösteriyor Böyle alkış alıyor alkış alıyor falan. Abi 3 ay sonra bam şehrin ortasına gezip şehrin parçalarını içeriye çekip bir de multiplayer birbirine kapıştın. Herif çünkü hikayeli falan yapıyor. Hikaye mikaye sallıyor. Vap size yapıştırıyorlar bir de Voodoo'dan publishing alıyorlar. Ben bile indirdim o oyunu. Aa dedim aynı oyunun multiplayer'ı çıkmış diye. O oyun sonra 2 sene sonra çıktı. Çocuk bir depresyon atlattı geri geldi. Ay, ben kötü oldum falan filan diye. E, ondan beri oyun sektöründe şey başladı. Oyun mekaniklerini özellikle küçük oyunlar hiç göstermiyorlar artık çünkü böyle hıps diye gelip birileri alı veriyor yani. Abi inanılmaz bir durum ya. Yani Ya bir de sayıları çok abi. Yani sayıları çoktan kastım şu. Yani adam dese ki ulan hani ben şu fikri beğendim şunu bir benzerini yapacağım mesela hiç sen şeyi duyuyor musun? Çin'de bir adam tek başına geliştirmiş diye bir şey duyuyor musun? Yok. Bir tane oyun Yok. vardı. Bir oyun vardı Yok, ama... öyle. Hayda ha şey o Bright VPS. Bright Memory diyorsun aynen. Ama onun dışında şöyle bir şey var. Adamın tek başına geliştirme ihtiyacı yok ki. Çünkü her yer yazılımcı, her yer piyanist, her yer davulcu. Yani onu an anlatıyoruz ya yani <laughs> içinde bir işi yapan bin kişi var. Lan sen bunu tek başına geliştireceğini hani minimum beş kişi yapabiliyorsun. Hani adamlarda öyle bir durum da var. Yani şey bol. İnsan kaynağı bol. İnsan kaynağı bolunca ne olacak? Lan bizi de yapıverdik deyip yapıveriyorlar. İşte hastane yaptılar ya 20 günde COVID sırasında. Evet ya. Bir üretim hızı var heriflerde. Yani sen oyununu toparlayıp çıkarana kadar adam demosundan tam oyunu çıkarıyor. Yani böyle şey gibi yapay zeka boşlukları doldurur gibi şak 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 diye ekleyip çıkarıyorlar yani. Tehlikeli bir tayfa. Ya valla üzüldüm yani bu tip bir şeyi yaşamalarını. Çünkü Amerika'da süreçler de çok karışık. Şey diyorlar Amerikan adalet sistemi için. Ne kadar paranın olduğu hmm. adaletin kararını çok ciddi bir şekilde etkiliyormuş. Özellikle bu tazminat davalarında. Tabii tabii Ve tabii. Tek kazanan oluyor avukatlık şirketleri diyorlar. Yani orada büyük avukatlık öyle. büroları var. Ve ne kadar pahalı bir avukatlık bürosuna ne kadar fazla para verdiğinden alakalı olarak sonuçlar değişiyormuş abi. Yani bu kadar saçma sapan bir adalet düzeni var. Amerikan adaleti de öyle çok şey değil yani. Paranın rotasında abi. olan. <laughs> Youtube'da e Legal Eagle diye bir tane kanal var. Ben çok düzenli takip ederim onu. Adamın da şeyini seviyorum. Amerikan avukatı tam böyle işte Objection Your Honor falan tayfa var ya dizilerde görürüz böyle şekilli bir abi. Onun kanalını takip ediyorum. Böyle böyle Amerikan hukuk sistemini öğrendim. Dur yere oturdum yerden. Saçma sapan YouTube işte çok ilginç bir şey. Onun bir tane telif yasasıyla alakalı videosu vardı. YouTube telifleriyle alakalı. Amerika'da çünkü şey oluyor. Bizdeki gibi onu attın onu attın gibi olmuyor da Amerika'da mesela adam adama tak diye atıyor telifi. Herifler de Amerikan refleksi olduğu için hemen şey oluyor. Seni dava edeceğim işte. mahkemede hesaplaşacağız falan filan oluyorlar böyle Amerikan film hesabı. Adam diyor ki ya diyor hesaplaşın diyor ama diyor. Atıyorum Walt Disney diyelim ki size telif attım. Mickey Mouse'u kullandığınızı düşünüyor. Sen kullanmamış olabilirsin. Ama sadece mahkemede bunu izah etmenin sana bedeli yaklaşık 25 bin lira. Kullanmadın izah etmenin bedeli. Bomba ya. yani. Yani 25 bin liraya kullanmadım diyorsun. Videonu açtırıyorsun. Sonra tazminat davasına giriliyor. Tazminat davasında diyor kaç para çıkarırsan çıkar diyor benim saatim işliyor diyor adam. Hani ben her türlü paramı alacağım diyor. yani Avukatı karıştırıyorsunuz diyor. Avukat o yüzden azile şey diyor. Abi diyor siz telife yer bırakmayın. Davalık olmayın. En çıkarlı yöntem bu. Ha olur kazanırsın belki 10 milyon dolar telif alırsın 3 yılın sonunda. Bilemiyoruz. Sende o sabır var mı bizde o sabır var mı? Sende bir Hep de o para var mı o diyor. süreci devam ettiriyorsun. Paranı tabii. geri alamıyorsun. Avukatlık şirket her türlü o parayı alıyor senden. Tabii tabii. Yani öyle yani, bir durum var. O yüzden hakikaten yani bizim ülkede de birazcık bu arada şey yani benim başıma şey gelmişti 2018 senesinde bir hakaret oldu Ekşi'de. <laughs> ekşi'de de biliyorsun hakaret zaten çok rahat oluyor da artık bir tanesi anabacı yaptı. Anabacı yapılınca da benim tersime gitti. Şimdi yani herhalde seyirci de bana hak verecektir. Ya bana tamam küfür edilsin de yani bana da küfür edilmesin aslında da ama hadi küfür ettin anamı karıştırma yani anladın mı? Ya onu verdim şey avukata. Abi daha geçenlerde konu realize oldu. Daha anca şey başlayacak. Covid movid girdi ya araya. Evet. Şöyle çok ilginç bir durum olmuş. Tazminat isteyeceğiz ya mesela karşı taraftan. İşte tazminatın içerisinde şey de giriyor. Avukatlık masrafları da giriyor. Ama işin komiği avukatlık masrafları güncel kurdan giriyor Mesut. Oo. Güncel Barolar Birliği'nin belirlediği güncel fiyattan giriyor. Ben vakti zamanda herhalde o davayı yani o zamanın parası hatırlamıyorum. 1500 liraya falan gibi bir paraya mesela avukatım açtıysa 25 bin lira oldu şimdi kalem oynatmanın masrafı. Dur yere tazminat arttı. Keşke dedim bir 150 kişiye dava açaydım. Hani longlar gibi böyle parayı koyduk katladık hesabı anladın mı? Ya abi ben... <laughs> Zaten hakaret davasından geçinen bir tayfa çıkmış ama benim avukatım da söylüyor abi diyor. Senin bu fark ettiğin açı çok fark eden oldu. Sırf hakaret davasından geçiyor. Adam açıyor bir Twitter hesabı, Instagram hesabı. Başlıyor, saydırıyor, bilmem ne yapıyor. Yani kendi küfür etmiyor ama böyle millet iletişim ediyor. Kışkırtıyor. Millet hakaret edince çık 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 davaları açıyor. 10 tanesi tutsa zaten herif masrafını çıkarıyor. Ve şey bizim adalet sistemi çok kitlemiş bunlarla alakalı. Savcılar mavcılar falan artık lanet ediyormuş yani hakaret dosyası. Bakıyorum. Ara bulucuya götürüyorlar ilk önce. Ara bulucu hmm. diyor ki karşı tarafa da abi sen kaybediyorsun. Yani kaybediyorsun. Karşı tarafla anlaş. 3-5 öde. Hani hallet özür dile falan hmm. filan tarzında. Sadece şey çok büyük problem abi. Yani bunu eleştiri zannediyor adam. Sana anavrat sövüyor, iftira atıyor, hakkında yalan yanlış bir şeyler yazıyor ve ondan sonra diyor ki bu adam eleştiri kaldıramıyor falan diyor, tamam mı? Ulan rumuzun belli değil. Yani kusura bakma da yaşak. sana iki tane laf söyledik mi hemen egon çok büyükmüş, laf kaldıramadım falan diyorsun, tamam mı? Böyle bir darılıyorsun. Ağzına geleni bana söylüyorsun. Ya şeyi anlaması lazım insanların. Ben video çekiyorum diye Ağzına geleni bana söyleyemezsin abi. Yani anlatabiliyor muyum? Biz bir tanışıklığımız yok, bir samimiyetimiz de yok. Beni de tanımıyorsun hiçbir şekilde. Oturduğu yerden abi kafasında kurup kurup insanlara saydırıyorlar. Ve dava etmen de güzel olmuş. Çeksin cezasını ya. Yani şöyle ben bir noktadan sonra hakareti falan saldım abi. Çünkü bizim ülkede üslup böyle artık onu anladım. Yani sen de dava etme gücüm var. Dava etmekten de bilmiyorum. Yani o kadar uğraşmak da istemiyorum. Hakikaten böyle ana bacı falan gibi artık böyle bir takım <laughs> memleketin kırmızı çizgilerine laf edildiği zaman asam bozuluyor tabii ki. Ama küfür ediyor bizim milletimiz, gençlerimiz. Artık buna yapacak bir şey yok. Bunlar böyle deyip geçtim onu. Yalnız iftiraya gelemiyorum ben de. Yani yapmadığım bir şey yaptım veya evet. yaptığım bir şey yapmadım gibi anlatıldığı zaman iş ahlakımla alakalı falan bir konuya girildiği zaman o zaman benim sinirim kalkıyor. Ya mesela şey bile çok komik. Geçen elektronik aslan sponsorlu bir tane video inceledik. Onun üstte işte koymuşum kocaman söyledim. böyle şey yazıyor. Ha ah böyle koydum bir sponsorlu diye. Dedim ki arkadaşlar zaten gizli reklam yasak yasak. Sırf Türkiye'de de değil, Türkiye'de yasak. Başka ülkelerde de yasak. Gizli reklam yasak olduğu için zaten biz bir markadan para alıp bir şey anlattığımız zaman bunun sponsorlu olduğunu bir yerde size bildirmek mecburiyetindeyiz. Hala şey çünkü senin buradaki yorumlarda da görüyorum bizim kanalda oyun haberlerinde de görüyorum. Ya Xbox Game Pass ne güzel oldu falan diyorum aşağı şey diye adamlar geliyor. PlayStation övsenize biraz tabi Xbox'tan paralar yatmış bilmem ne. Ulan keşke Xbox Game Pass övülüyor diye para dağıtılan bir ülkede yaşıyor olsak biz influencer olarak da. Altıma araba alsam nasıl satayım saçma sapan bir dünya böyle Bunlar bana iş ahlakıma iftira gibi geliyor, Çok tersime gidiyor açıkçası. Rahatsız olduğum bir konu yani. Ya çocukların ben şeye kızıyorum. Mesela adam şey yazmış klavyeden ilgili bir şey paylaşmışım <laughs> ya da bu geçen Logitech'in G Cloud'unu aldım ya. 200-300 dolarlık bir alet Hı. abi. Yazmış işte ulan bir mal uğruna övüyorsun. Bedava ürün uğruna falan. Ya diyorum ki ulan vizyonunuzu geniş tutun. Hı. 300 dolarlık alet için niye öveyim aleti? De ki 50 bin lira aldın övüyorsun. Bak güzel. Yani 100 bin lira aldın övüyorsun. Güzel abi. Ulan vizyonun yani bir ekran kartı adamı olmayın ya da bir işlemcilik adamı olmayın abi. Bunlar çok küçük şeyler bu hayatta. Gençlerin vizyonu da çok küçük. Yani diyor ki ulan bir işlemci bedava aldın ekran kartını övüyorsun falan. Kral ekran kartıyla karnın doymuyor. De ki kaç lira verdiler 50 bin 100 bin tokat siz de paraları götürüyorsunuz. Diyeyim ki ben de helal kardeşim piyasayı iyi biliyorsun. Yani <laughs> ya <zaten>. <laughs> şimdi ya bir şey söyleyeyim ben sana başka bir konudan da bahsedeyim. isim vermeyeceğim hiç bu konuyla alakalı. Zaten gerek de yok çünkü adli bir konu da. Yani bak mesela sen ben böyle yok bir tane kumanda. Mesela bana da şey çok komik. PlayStation'ın siyah kumandası çıktı. Evet. Kendim satın aldım. Dedim ki lan mavi ışıklarla beraber ne güzel PlayStation 3 koluna benziyor dedim. Ki benim PlayStation Türkiye ile irtibatımı kestiğim 2,5 sene öncesinden beri bir sürü insan biliyor artık. Yani benim sponsorlu falan hiçbir şekilde çalışmadım PlayStation Türkiye ile. Hala diyor Aa, bedava gönderilmiş öv tabi. Ya kardeşim anladın mı? Yani o kadar gereksiz geliyor ki. Yani şu çok ilginç bir şey. Hacı Ev geçindirmek böyle bir şey değil ha. Biz geldik sen kaç yaşımızda. Millet tabii genç. Gençliğin verdiği bir öfke var. E milleti aç bıraktılar. Şimdi öyle bir şey de var. Yani oyun fiyatları çok arttı. Gelirler düştü. Millet öfkeli. Onu da anlıyorum. Ama Habire başkasının iş ahlakına laf etmeye gerek yok. Çünkü ben şunu da gördüm. Biliyorsun Twitch'te bit dolandırıcılığı oldu. Hatırlar mısın? Evet, kredi evet, kartı evet. hırsızları geldi. Milletin hesabına bit attı. Millet dolandırıcılık yani dolandırıcılık ağına kredi kartı hırsızlığı ve dolandırıcılık ağının bu paraları aklamasında ve fiziksel olarak paraya dönüştürmesinde yardım ve yataklık ettiler. Artık bunun suçu neyse savcılıktaki bir konu onlar araştırsın ben üzerine çok konuşmayacağım. Ama o dönemde bu işe ismi karışan yayıncı ve youtuber arkadaşlarla ilgili bile ben bir sürü gencin o şey yazdığını gördüm. Ne var abi adam ev geçindiriyor sanki size gelse siz red mi edeceksiniz falan. Yani böyle nasıl oluyorum biliyor musun? Hani ulan orada bizim bir tane paylaştığımız story'e laf ederler. Öbür tarafta adam cukkasıyla 20 bin 30 bin dolarları götürmüş böyle sakalında parçası kalmış bitler duruyor sakalında böyle. Arda diyor ki abi adama teklif gelmiş Ama ne yapsın? Ama gencin hayalinde ne var biliyor musun? Yani o yani siz üç hırsız seviyor musunuz kanalında, musunuz abi? Üç kişinin ha? izlediği kanalında o genciyi de bit atacaklar. Hayalinde o var. Yani tabii tabii. Ama aynı dolaşıp... çocuk da işte sana gelip şey yazıyor işte. O mesut paralar yatmış yazıyor. Yani yani toplumca şuna karar vermemiz lazım. Biz hırsızları seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Bana da seviyormuşuz gibi geliyor. Yani bir vakitten beri bir bayağı bir zamandır sanki seviyoruz da itiraf edemiyormuşuz gibi geliyor. En azından dürüst olsun herkes kendisine karşı. Evet, çok ağladık. Ben başka haberlere geçeyim. İkimiz böyle Yok, karşılıklı e, okay. olarak. bu Yürü, benim bize bir gıcık olduğu bir konu diyorlar, özellikle şunu de. yaptılar falan diye izleyici çok bayıyor bazen. Ulan diye. Geç bunu, geç. Şerefsiz kaçılar alıyorsunuz kim bilir. Bedava bardağı <laughs> almışsın, çayını içiyorsun. O. Oh. <laughs> Abi Rekabet Kurumu Türkiye'de ekosistemleri inceleme altına almış. Herhalde şey yapacaklar. Oradan bize de bir şeyler vardır ya. Okay. <laughs> hani böyle bir sıkıntı oluyor bazen. Diyor ya Tesla'ya ceza kestik ya da Twitter'a ceza kestik çünkü bizden tabii, izin tabii. almadı. Hani. Google'a bir ceza kestim. Niye? Benden izin almadı falan tarzında. Şimdi de demişler ki ekosistemler tüketiciyi acaba bir şeyin içine mi ediyor. Ne yapıyor? Yani bu işi nasıl çözeriz falan. Anladığım kadarıyla Google ve Apple'a bir ceza geliyor. Çünkü buradan kurtulmaları imkansız abi. Yani ekosistem olayını. Bu ekosistem olayını şöyle kullanıcılar da bence tam olarak kavrayamadılar. Yani ekosistem nedir? Nasıl çalışıyor? Hmm. Neden aldığım bir yazılımı Android'e taşıyamıyorsun? Çünkü yazılım şirketi açısından iki tane development süreci var. İki farklı ekip çalışıyor. İkisine de ayrı Tabii. maaş veriyor. Yani bilmedikleri için... Hep şey olarak düşünüyorlar. Dünya yöneten 5 aile 2 şirket falan. Hani o, 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 o bakış açısıyla baktığında anlaşılmıyor. Ben yine elitlerin ve şirketlerin yanında olan Mesut Çevik olarak... Yani şunu açıklamak istiyorum abi. Ekosistem olmayaydı daha mı iyi olacaktı? Yani mesela bir Apple ürünü alın, Diğer Apple ürünüyle konuşamıyor. Tamam mı? Uyumlu çalışmıyor. Adamlar inovasyon yapmasın mı? Durdursunlar mı? Yani tam olarak bu ekosistemin... İnsanların bu nefret ve şey duyduğu <laughs> kısmını çözemedim abi. Yani ekosistem konusunda alakalı tabii globalde çok dava var. O yüzden herhalde bizdeki kurulun da bu açtığı davada takip ettiği veyahut da globalden ilham aldığı çok şey olmuş olabilir. Daha geçenlerde galiba Kore'de miydi? Bak haberin detayı okudum bugün ama konularımız için almamıştım aslında keşke alsaymışım. Google'a mesela Google Play'den ötürü şey gelmiş ceza gelmiş. Sebep de şu Google Play'in içerisinde APK'lar oluyor biliyorsun, millet hileli veya şifreli oynayabiliyor ya oynuyor. Evet, evet. Mesela bu iPhone'da yok. Ama niye yok? Aslında Google Play herkese yani daha açık geniş bir sistemi olduğu, Play için iPhone daha olduğu için. Google Play'de APK yok bu arada. Google Hı -hı. Android'de izin verirsen Hı -hı. Google Play haricinden uygulama kurabiliyorsun. Yani bunu Hı -hı. öyle okay. açıklamak lazım. Tamam. Apple'a. iPhone'da yapamıyorsun ya bunu. Evet. Marketler ki uygulama kurmak için 40 takla atman lazım. Demişler ki ulan Google sen burada çakallık yapıyorsun iPhone'a millet bu yüzden geçmiyor. Google Play'de demiş ki lan biz ne alaka millet hırsızlık yapıyorsa. Öte yandan hani iPhone eklemiş engellemiş sen engellememişsin gibi bir ceza kesmişler. Bu arada burada. haberler var engelleyecek abi yakın zamanda. Çünkü bu Aha. ekosistemi öldüren bir şey. Neden öldürüyor? Hı. Abi ben bir yazılım geliştireceğim Yazılımın paralı. Abi Android'e bunu çıkartmakta birazcık daha geç kalıyorum. Niye geç kalıyorum? Biliyorum kopyalayacaklar krekli kullanacak insanlar. Tabii. Hmm. Apple'da kalıyorsun o yüzden bir süre. Tabii. İşte ters tarafında da yani bak orası güvenlik önlemi almıyor diye ceza yazıyor evet. iPhone çok sıkı kontrol ediyor diye onlara başka bir kontrol ve ceza gelebiliyor. Ekosistem piyasası bence çok problem değil. Onu da bence yazılım şirketleri kendisi çözebilir. Mesela benim kullandığım inşaat diye bir yazılım var. Bu şeyde montaj için kullanıyorum iPhone'da. Benim şu an herhangi bir dönemde iPhone'dan geçmememin en büyük sebeplerinden bir tanesi o. Hep, hep şey oluyorum. Lan diyorum, zaten hani iPhone alıştık kullanıyoruz. Bir de bu saatten sonra Android'e geçsem Allah'a bütün o yazılımlara başlar lisans parasını vereceğiz diyorum. Halbuki yazılımlar dese ki lisanslarını farklı cihazlar arası taşıy taşıyabilirsin. Mesela bugün Adobe kullanıyorsan ya da Microsoft 365 Tabii. kullanıyorsan biliyorsun farklı cihazlara 3 cihaza kadar adam izin vermeye başladı. Lan biz mi takip edeceğiz deyip onlar da çünkü lisans takibi de zor iş ha. 3 cihaza kadar salıyor adam mesela. E sen abi sen de hem iPhone aynı Android lisansı ver bana bir kodu da oraya gireyim ne olacak yani kendi sisteminden çözebileceğimiz bir şey. Bence ekosistemlerin suçu değil ekosistemlerin içerisinde çözüm üretebilecek olan yazılım şirketleri buna bir çözüm bulabilirler her zaman. Kesinlikle öyle abi bir de şöyle bir gerçek var benim de mesela Apple'da kalma sebeplerinden en önemli dediğim video kabiliyetleri. <laughs> LumaFusion isimli uygulama kullanıyorum ben de çok uzun zamandır. LumaFusion Android'e geldi gelir gelmez Android'de deneyimlemek istedim. Abi rezalet çalışıyor ya. Uyumluluk sorunları var. O cihazda çalışmam diyor. Bunda çalışmam diyor. O videoyu dönüştürmem lazım diyor falan. Abi ne uğraşacağım böyle bir şeyle. Ben ben bu cihazda uyumlu mu değil mi onu mu sezeceğim abi bir uygulamada. Yani alıyorsun iPhone. Alıyorsun iPad. Hatta MacBook Pro'ya geçiyorsun. Çatır çatır çalışıyor abi. Yani aynı uygulamayı her yerde çalıştırabiliyorum. Bu yüzden orada kalıyorum. Senin de dediğin gibi ama. Yani şey olsa lisansı taşıyabilsem en azından denerim. Cihazda uyumlu Tabii. mu diye. Satın alma tuşuna Tabii. basmadım o yüzden. Çünkü birçok cihazda uyumsuz abi. Ben şimdi niye uyumsuz bir uygulamayı satın alıp kütüphaneme ekledim ki? Pahalı da bir uygulama çünkü. Ha, tek seferlik satın alıyorsun ama böyle bir problem var. Neyse bakalım ne, nasıl sonuç çıkacak? Kaç lira ceza kesecekler? Ben CPU falan hazırlanıyordur şu anda cezaya. Şimdi bu güvenlik güvenlik konuları demişken aslında bir ilginç detay var benden de. Ha dur ilk önce seni çok seveceğim bir konu var. Söyle abi. Bu Redfall diye bir tane oyun geliyor, haberin var mı? Yok abi, herkes onu konuşuyordu ya. Niye herkes onu konuşuyor çok bilmemekle beraber bence tırt bir oyun olacağı çok garanti bir oyun çünkü. O yüzden söyleyeyim. Hemen ben de ee... sen konuşurken bir YouTube'da videosunu aratayım bari. <laughs> tamam. Redfall'un esprisi şu. Ee, bu Dishonor'da falan yapan Arkane diye bir stüdyo var. Single player oyunları çok güzel yapar. Nasıl olduysa hatta en son da Deadloop diye bir oyun yapmışlardı. Bilmiyorum oynadın mı? Nasıl olduysa bunlar 4 kişilik zombi vampir shooter oyunu yapmışlar. Biliyorsun bu aralar 4 kişilik 4 kişi girdik herkesi vurduk oyunlara aşırı gidiyor. Evet. Ya. Bu aslında aşırı gidiyor düşüncesiyle şöyle çok ilginç bir durum oldu. Bunlar aşırı gidiyor evet ama küçük stüdyolar yaptığında. Büyük stüdyolardan bile single player deneyimler bekliyor. Bunlar Redfall'u bir açıkladılar. 4 kişi shooter işte cool bir ekip böyle anladın mı? Hip siyahi kız işte karizmatik şey kız falan. Abi iyi dursun artık bu devirde ama bak yani aslında evet, konuya evet. geliyorum şimdi. Bunlar gider ayak dediler ki yolda ya biz aslında bu oyunu single player yapıyoruz Far benzeyecek falan diyorlar. Ama 4 klas 4 klas sistemi falan var oyunda yani böyle şey olduk. Yani şey gibi oldu yerli ve milli otomobil yapıyoruz derken onu aniden kamyon yapmaya çalışıp arkasını kessem böyle olan belli olur ya siz bunu araba diye evet. tasarlamışsınız. Yemedi yani millette şey oldu yani ne biçim oyun yapıyorsunuz doğru düzgün çıksın falana geldi. Game Pass'e yine bedava çıkıyor diye çok konuşuluyor. Seni çok mutlu edecek bir haber var bugün. Ee, açıklama yapmışlar. 12 Nisan'da tweet atmışlar. Demişler ki Xbox Series X'te 4K'da ancak 30 FPS verebileceğiz demişler. Xbox Series S'te de 2K'da 30 FPS verebileceğiz demişler. 60 FPS'lik performans modunu inşallah ileride ekleyeceğiz diye açıklama yapmışlar. Şimdi Nasıl benim tanıdığım ya? Mesut Çevik burada iki cevap verebilir. Cevap 1 Abi ne giriliyorsunuz? Peçlerler ya yarın bir günde bu kadar problem ettiniz diyebilir. Bir Mesut Çevik bazen böyle diyor. İkinci Mesut Çevik de şöyle diyebilir. Ben diyorum abi seri performansı düşük oyun oynatamıyor diyebilir. Bakalım ne diyeceksin merak ediyorum seni. Abi ben <laughs> şunu söylüyorum. Yani bunu birkaç kez de dile getirdim. Ne yazık ki bazı kardeşlerimiz çok bildikleri için hala monsolların <laughs> gizli birer gücü olduğunu ve yazılımcıların o gücü keşfederek kullanarak 2 sene önce çıkmış, 2 sene önceki donanımla çıkmış hatta 2,5-3 sene önceki donanımlarla çıkmış konsolların çünkü Hı -hı. onların bir de geliştirilme aşaması var tamam mı? Belki de 4 seneyi buluyor donanımın gel, kendi gücünü göstermesi. Şu anki günümüzdeki modern donanımları alt edeceğini falan hayal ediyorlar yeni çıkacak oyunlarla. Ben onlara çok üzücü bir haber vereyim. Konsollar bundan sonra belki o hani 4K diye çıkan konsolla yeni nesil denen oyunları Full HD 60 FPS oynadığında öpüp başınıza koyduğunuz bir dönem geliyor ve bu çok yakın. Hani bu hmm. oyunların bu kadar uzun süre çıkmamasının ana nedenlerinden biri de şu. Aynı stüdyo PC'ye yaparken bakıyor DLSS, MLSS grafikler uçuyor birdenbire. Tabii. Bunu konsola şey yapamıyor. Kısamıyor. Şey yapamıyor yani. Uyduramıyor Daha bir doğrusu, türlü. doğrusu ya da baştan konsola yapmaya başlıyor. Çünkü konsol satışında bir garanti görüyor. Sonra PC'ye geçerken lan diyor, vurun altına DLSS o zaten fırlayacak, gidecek diyor. Yani DLSS yani port etmesi de kolay oluyor aslında. Ee, ama konsol tarafında böyle bir durum var. Ha, bana sorarsan bu arada ben zaten seri izlese herkese tavsiye ederken şunu söylüyorum. Abi diyorum, 1080'de oynuyorsanız oyunları seri izlesesi keser. 4K peşindeysen tabii ki kesmez. Abi, adamlar 1080 yine 14... P'de de şöyle kesmiyor. Bak seri ses gerçekten baya baya güçsüz bir oyun konsolu. Yani Xbox One X'ten %30, %40 daha güçsüz bir konsoldan bahsediyoruz yer yer tamam mı? bellek ve Hı -hı. ekran kartı GPU kapasitesi olarak. One <laughs> X'den, seri X değil bak. Ha. One X'ten yani Şimdi insanlar bu yüzden aldıkları aleti iyi bilsinler. Full HD PlayStation 4 aldılar. Yani PlayStation 4'den işte hayatlarına devam edecekler. PlayStation 4 ile PlayStation 4 Pro arasında bir alet tamam mı? Bu yüzden kabul edecekler uygun fiyatlı ucuz bir alet aldıklarını. Game Pass ne çıkarsa oynayacaklar bir süre daha. Ama bundan sonra 1-2 sene içerisinde ben bu oyun konsollarının güncelleneceğini düşünüyorum bu arada. PlayStation Vallahi, 5 Pro konuşuluyor biliyorsun. Konuşuluyor. Ee, bir yandan ama geçen hafta da handheld konsolları konuştuk ve orada yine aynı şeyden bahsettik. Demiştik ki bu grafik fetişizasyonunun da bir sonu yok. Yani artık frame generation'a falan girdi PC tarafı da. Yani o bir, öbür, öbür taraf da çok hızlı gidiyor be kardeşim anladın mı? Şey de bir tuhaf. Biz de artık frame yaratıyoruz yokluktan falan noktasına gelindi böyle. Yani aşağı dur düşünüyorum. yoktan yaratma yok. İşte o Nvidia yapıyor bunu. Buradan piksel Diyanete, piksel buradan piksel Diyanete şey yapıyorum. Ey Diyanet İşleri Başkanlığımız. yetişin <laughs> Nvidia yoktan frame yaratıyor. <laughs> Neyse. Ee, şunu demek istiyorum. Tamam abi. Yani sakin olalım mı artık hep beraber? Anladın mı? Yani şey oldum böyle. Tamam artık sen frame de yarattın abi. Sen artık bir dur tamam mı? Sen sakinleş. <laughs> Ulan çünkü öbür tarafta dünyanın en çok satan oyunlarına bakıyorsun. Mobilde Genshin Impact, Ark Knights. Hanım kızımız oradan oraya koşarken biraz eteği dalgalanıyor. 720p görüntü. Millet memnun. Switch'e bakıyorsun Zelda. Sen eleştiriyorsun ama Series S bilmem ne bak. Series S kullanan benim neredeyse bütün kullanıcılarım çok memnun. Bir kişi bana şahsen birebirdeyken şikayet etmişti. Şey dediler. Abi senin gazına geldim, seri aldım. Dedim ki şey diyecek herhalde, Allah kahretsin oyunları iyi oynatamıyor falan diyecek diye bekliyorum. Şey dedi, Ubisoft dedi üyelik getirdi PlayStation'a, oradan bütün Ubisoft oyunlarını oynuyorum. Şeye gelmedi dedi, Xbox'a gelmedi dedi, rezil oldum falan dedi böyle. Abi dedim gelir herhalde anlaşma yaparlar falan. Yani ben şunu çok vurgulamak istiyorum tekrar. Tüketicinin çok küçük bir kısmı zaten. 120 FPS, 4K 60 FPS, DLSS 3 Frame Generation, Call of Duty 7000 FPS, ağzıma sokun falan böyle. Millet çıl abi bu kadar. Yani millet mobil oyun oynuyor. Mobil oyun oynayan tayfanın artık olduğunu bence oyun sektörünün kanıksaması lazım. Bence bak ben sana söylüyorum. Xbox, Playstation hangisi mevcut X'lerinin 5'lerinin üzerine yok biz bir de bunun prosunu getirip aleti daha da güçlendiriyoruz derse Bence onlar bu işi yanlış anladılar ya. Yemin ediyorum bir sakin olun durun. Ama abi, abi bak çok, çok iyi gözüküyor Tür oyunlar. Türkiye sınırları dahilinde düşünüyorsun Can. Sen entelektüel birikimi yüksek dünya standartlarında bir adamsın. Türkiye Türk standartlarında düşünüyorsun ya. 4090 için sıra var abi Amerika'da. Adamlar 4090'a fiyat performans kartı deyip alıyorlar. Reis sen 4090'la rakip rekabet edecek misin ki konsolda? etmeyeceksin. Sen 3070 ile rekabet edersen konsol da eyvallahsın. Konsol şu an 2070'e denk zaten biliyoruz. Tamam ama şimdi bak PC dünyası Unreal Engine 5 ile beraber head <laughs> tracing falan konuşmaya başladı. Yani adam gerçek gibi sinematik filmler film ayarında oyun çıkartabiliyor. Abi tamam onu isteyen gitsin 1500 dolarlık sistemini toplasın kendisine. Konsol ama edin, zaten o, dünyada topluyorsun ki abi, 1500 dolar. Zaten 1500 dolar dediğin ne ki abi? Yani tamam şimdi onu tartışırız. Mesele o değil ama şunu demek istiyorum. Sen 1500 Türk öncesi dolara... gibi düşünüyorsun. Abi işte biz alamıyoruz. Konsol... pahalı bunlar zengin konsol şey. Konsol yerini bilsin demek istiyorum abi. Konsolun yerine biliyor musun? Konsol PC ile rekabet etmeyecek ki zaten. Ha etmeyecek ama grafik fetişi dediğim kısma katılmıyorum. Şöyle bir hmm. durum söz konusu var. Ya İnsan bak, gözü şey abi. Final Fantasy 16'nın PlayStation 5'teki grafiklerin görseli oyun gameplayını tanıtıldığı video çıktı. Onu izleyip de grafikler kötü gözüküyor demek mümkün. Geçen haftalarda Resident Evil 4 çıktı. O oyuna bakıp da konsol veya altta PC ki PC'de ray tracing var konsolda yok. Ray tracing olmayan haline dahi bakıp kötü gözüküyor diyen adamı göz doktoruna götürmek lazım. Yani artık şunu söylemek istiyorum. Ulan zaten PS5 çok iyi gözüküyor kardeşim. Bunun PS5 Pro'ya geçirsen ne olacak? Hadi yok, biraz bak, daha düşün. Abi ne Resident Evil var. Evil dediğin oyun, Resident Evil dediğin oyun abi. Allah aşkına hmm. Yani PlayStation 4 Pro'da da o grafiklerde çalışır. Yani oyun e tam çalışmıyor ama evet test etmişler onu. da. ps 4de de çıkartmışlar. Çünkü PS4'te biraz daha çamur. Ama PS4 Pro'da kim çok güzel çalışıyordu biliyor musun? Red Dead Redemption. E Red Dead işte. Redemption'da mı yetmiyor kardeşim size? Yani bak o grafik detay seviyesi çalışabiliyor bu konsollarda. Hmm. Eyvallah. Ama bunların hepsinin bir ortak özelliği var abi. Hepsi single player. Ha. Red Dead Redemption ayrı. Tamam mı açıklıyorsun? Hı -hı. O Rockstar'ını... Abi Rockstar yaptığı zaman ayrı bir yere koyuyorum onu. Bu arada Peki. Red Dead Redemption PlayStation 4 Pro ile Xbox arasında kıyasladığında PlayStation 4 Pro'da medium detay kalıyordu. Biliyorsun değil mi? Tabii. Biliyor yani mi, biliyor. onu da hatırlatalım insanlara. Ama şunu hatırlatacağım. Bir sene boyunca PC PlayStation'da kaldı ya Red Dead Redemption. Ben o süreçte full PlayStation'dan oynadım. Hayran oldum görüntüsüne. Sonra PC'ye çıktı. Evet daha iyi gözüktü. Ama aradaki... Yok Xbox One'da da vardı. Muydu? Xbox One X'te 4K oynuyordun. Aha. Gerçek 4K'ydı oyun. PlayStation 4 Pro'da 4K değildi. Şimdi ha, arada Xbox çok... yoktu bende o zaman. O yüzden oynamadım ben, ben de Bende vardı PlayStation Allah var Xbox One X'te. Özellikle bende Blu-ray versiyonu var Direct şeyin. Dead <laughs> Redemption'ın. Yani Red Dead Redemption'ı Xbox'ta gör, PlayStation 4'teki sana şey geliyor. Ulan bu da ya oynuyorlar işte ya garibanlar oynasınlar, sevinsinler geliyor yani. Ya işte şunu demek istiyorum abi. Bir noktada bence sektörün şuna karar vermesi lazım. Abi biz grafik fetişimi istiyoruz? Çünkü grafik fetişi istiyorsan o iş çok uçtu abi. Yani yetişemezsin. Sen şu an abi hiçbir konsol 4090'a yetişemezsin. şu anda ya. Yani Unreal Engine şırak diye sana zaten hem oyununu iyi yapma hem de grafiklerini çok iyi görünme şansını veriyor. Çok evet, da kolay giderek, yapıyorsun. Giderek optimize de oluyor işte onu diyorum. Bence evet. akıllıca olan mevcut PlayStation 5'i tutup yani yine bakma 2070 Ti'ye denk diyoruz ama 2070 Ti Optimize bir şekilde bir yazılım ekibi kullandıktan sonra şov yapar yeni valetle. Yok be İnşallah abi. İnşallah öyle yapmazlar gibi bence. Değil. Piksel doldurma hızı diye bir şey var abi kartın. Yani sen ne kadar şovunu yapsan da 4K. Şimdi bak bu konsolların çıkışına 4K diyor. Yanlış mıyım? Aha. Eğer 4K'dan bahsediyorsak bu konsollar 4K konsolu değiller zaten. Değil. Ama yani yani 4K fetişi yanlış. ben onu diyorum. Bence 2K'ya sabitleyelim kendimizi rahat edelim ya. Ha bak 2K'da oynarsan evet bunlar full de kalacaklar bir yerden sonra yüksek hmm. detay ve sana derinliği sunabilmek adına. Yani ray tracing falan dediler abi 4K'da sen nereye ray tracing yapıyorsun aga ya? Bugün Tabii. 3090 zorlanıyor DLSS falan açıyoruz dolaşıyoruz etrafından yani. Pet tracing çıktı DLSS 3.0 açmazsan 4090 15-20 kare gösteriyor. Yok zaten başka bir şey var onu da bilmiyorum yani bu şekilde konuşmak doğru mu da yani şimdi DLSS aldı yürüyor. E, PlayStation zaten AMD tabanlı yani DLSS'e rakip teknoloji olarak içeride bir şeyleri de yok. E, FD Fidelity ile falan bir yere kadar. Yani o olmaz zaten yapamadılar. Heh. Ve... Hayır şimdi onu demek istiyorum bak rekabet ettiğin adam önce DLSS yaptı yapay zeka ile görüntü üretti. Başlarda beğenmedik. Ulan DLSS üçlü adam şu an şov yapıyor ben Resident Evil 4'ü Ray Tracing'leri full açtım. 4090 biraz böyle ısınır gibi oldu. Hemen açtım Quality DLSS'i. Quality DLSS böyle ısılar düştü. Performans stabil oldu. Herkes rahatladı. DLSS resmen şey gibi geldi. Şöyle bir yüzümüze su çarpmış gibi olduk. E, ray Tracing koymuş. Frame Generation koymuş. DLSS koymuş rakip. Şimdi sen buna rakip olacaksan bu bambaşka bir iş. Yok sen diyeceksin ki Ulan senelerdir Switch doğru şeyi yapıyormuş. Ben bunlara rakip olmayayım. Ben eldekiyle güzel bir şey yapayım. Bence doğru bakış açısı bu abi. Bu fetişin bir sonu yok yani. Ya Sony stüdyolarından oyun gelecektir mutlaka. Ama orada fetiş dediğin kısımda şu var. Yani bir stüdyo için elindeki eğer donanım çok güçlüyse optimizasyondan çok oyuna odaklanabiliyorsun. Tamam mı? Sunmak istediğin Hı. dünyaya odaklanabiliyorsun. Bu konsolların bu tip kısıtlı güçlerle donanımlarla gelmesi optimizasyon sürecini çok uzatıyor stüdyoların. Yani sen bir sanatçı olarak bir şey hayal ediyorsun. Sonra biri geliyor aga diyor ki e, orada bir Xbox Series S diye bir alet var abi diyor bunda çalışmıyor bu. Oradan kısıyorsun buradan kısıyorsun <laughs> takla atıyorsun. Yani anladın mı? Böyle ha. bir şey olmaz ki abi. Yok yok evet yani bakalım o tarafı nasıl yapacaklar. Yani, yani eğitim sisteminin sınıfın en aptal çocuğunu olacak. uyarladığını düşün. İleri gidemezsin ne yazık ki yani. <laughs> sınıfın aptal çocuğu demişken 4070 geldi mi sana inceledin mi ne durumdaymış? Geldi inceledim. 15 bin liradan çıktı ilk parti piyasaya hemen Aha. tükenmiş. Bir iki kart kaldı falan diyorlardı en son. Aha. Ben söyledim yani 3000 seri salanların gözleri yaşlı diye. 3090'a denk diyorlar 4070 için. Benzer sonuçlar aldın mı sen de? Abi şöyle 3090'a denk. Orada hakkını yemeyelim. 3090 abi reis bir karttır. Yani o 3090'ın yeri ayrı. DLSS 3.0 açtığında 3090'ı yakalayabiliyor. Yani 3090 dediğimiz kart Saygı duruşuna durduğumuz her zaman bizim için ayrı bir yeri olan şu anda bile masaya koyduğunda böyle önünü iletlediğim bir kart tamam mı? O kart şey yani 4070 ondan kapışırken bir RSS 3.0 açıyorsun bir 3090'a dönüşüyor. Ama zaten rakibi Nvidia'nın da söylediği biz bunu 3070 Ti 3080 için çıkarttık diyor kafa kafaya kapışsın diye. Özellikle 2080 süperden geçtiğinde kullanıcılar 2.5-3 kat performans artışı yakalayacaklar yer yer 4 kat diyor. Ve kart bana soracak olursan 2K için hatta ben 4K 60 FPS oyunculuk için önerdiğim bir ekran kartı olmuş. İlk partide alanlar şanslı e büyük ihtimalle her şey gibi ikinci partide fiyatı artacaktır yani. Hayırlısı olsun diyelim. Evet hayırlısı olsun alana yarasın güle güle kullansın. Güzel ekran kartı daha düşük güç tüketiyor rakiplerinden. Çok büyük Hiçbir bir haberim daha var. 80'den. Söyle abi. Senenin BAFTA ödüllerinde en iyi oyunu seçilmiş olan Vampire Survivors'ın DLC'si çıkmış 50 TL'den. Bunu da duyurayım. Vay. <laughs> Senenin en iyi oyunu olan Vampire Survivors oynadın mı? Ne yaptın? Oynamadım ya. Herkes onu konuşuyordu. Bakmadım Aha. bile. Valla abi çok tartışmalı bir ödül oldu. Benim de çok hoşuma gitti. Ben çünkü şimdi Gaming Awards var biliyorsunuz zaten çok popülist. Böyle ne popülerse onu basarlar. Onlar çok bakmaz öyle. God of War Elden Ring mi? arasında hatta ben herifler aşırı popülist olduklarından God of War basacaklar diye düşünüyordum. Çok şaşırdım Elden Ring bastılar Gaming Awards'ta Allah Allah dedik tamam. Sonra BAFTA'ya geçtik. BAFTA da tam tersi. BAFTA da şey böyle sanat, oyun, fikir, konsept falan takılır böyle tamam mı? Entel Feridun. Artık o kadar Entel ki bu haftada Vampire Survivors ne kadar baktım bilmiyorum. Bir tane karakter oradan oraya yürüyorsun. Piu piu ateş ediyor tamam mı? Yok hiç bakmadım ya. Dur bakayım ben şuna. Dışarıdan bakan oyunu anlamıyor. Ben bu oyunu geçen sene bir girdim. İlk çıktığı hafta gördüm girdim öyle. 6 TL miydi neydi ilk çıktığımda? Benim kaldı videosu olması lazım. 6 TL'lik manyak oyun falan diye böyle. Abi oyunda bir keramet var. Bu arada Android'de bir oyun varmış. Wizard'i miydi ismi neydi? Abi Oralardan... evet bir trilyon şey geliyor üstüne. Onları ateş eden Hah. bir adam var. Aynen bak şöyle oyunu oynamadan kimse anlamıyor. Ben sana onu söyleyeyim. Hatta bakınca diyorsun ki bu ne lan buna mı vermişler ödülü? Abi oyuna bir giriyorsun bizim başımıza geldi. Benim arkadaşlardan Tancan dedim ki lan çok iyi oyun oynayın falan. Dedi ki lan bunu mu övüyorsun bilmem ne falan. Girdi. Adam o gün canlı yayına gelmedi. Abiler dedim siz oynayın ben arkada Vampire Survivors'da içim mut kasacağım gelemiyorum dedi. O kadar. Geçen Geçen canlı yayında bizim Günhan izliyor. O da Elden Ring'ci. Elden Ring'de böyle buffta değil Vampire Survivors kazandı. İlk bir dedi ki yok canım ne alakası var? bombo koyun, Buna mı girdiler? Ha, öyle. Falan. Sonra adam dedi ki neymiş lan diye bir gireyim bakayım dedi yayındayken 4,5 saat yerin geri kalanında Vampire Survivors'da böyle sesler Esen falan mı güzel yani. oyunun? Abi oyunun flow'u iyi. Akışı iyi. Yani bir giriyorsun oyuna. Ulan ne oldu falan derken 40 dakika 50 dakika geçiyor. Hani ya, anlatması enteresan. zor. Böyle oyunlar vardır ya bir girersin ne oldu ya falan olursun böyle. Star Citizen. Bir bir sonraki baga <laughs> bir sonraki bugla ölene kadar ne oldu lan 5 saat geçmiş <laughs> ben ne elde ettim falan diyorsun hiçbir şey. <laughs> evet evet. Ve Empire Survivors ilginç bir şey oldu. Yani aslında ben geçen de bir de böyle bir damar var yani fark etmişindir. Yani grafik grafik falan bunlar tabi çok güzel ama işte bazen 5 liralık bir oyun inanılmaz böyle bir, o 70'lerden kalma grafikleri iyi bir akışla bu devirde bile farkını konuşturabiliyor. O yüzden beyefendi siz 4K 4K anlatırken bak adam pikselleriyle aldığı ödülleri götürdü yani. Ya abi ben ona bir şey demiyorum. İnsanlar burada bir <laughs> şey karıştırıyorlar. Bak bugün Hearthstone isimli bir kart oyunu çıktı. Blizzard'ın ana evet. gelir kaynaklarından birine dönüştü. Abi kart oyunu Tabii. hiçbir şey yok. Kartlar çuf 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 yapıyorlar tamam mı? Hani Oradan ejder mejder bile çıkartma animasyona bile uğraşmamış adamlar. Ama niye? Abi oyun o kadar keyifli ki ben bir dönem açıyordum kenarda tablette ulan bağımlılık yapmıştı sürekli kart oynuyorsun tamam mı saçma sapan tamam ya. Bu abi. ben falan... de onu diyorum xbox playstation herkes birleşsin united nations'ı da arkalarına alsınlar desinler ki arkadaşlar bundan sonra çıkan konsollar son konsollar bu donanım artık playstation 5 donanımını da eksik bulmayın Allah aşkına hayvan gibi donanım var burada bundan sonra oyunlar buna göre geliştirsin kardeşim. ama Çok abi bak şimdi PC bir tarafta kart oyunu ya. var oynayan adam var ha. bir tarafta da call of duty var PlayStation'da Xbox TV'ne girdi o benim bu senin diye. Yani Ya reis, Call of Duty yani bir şey söyleyeceğim. Sen son senelerde Call of Duty'nin görüntü kalitesi artınca senin gözün seçebiliyor mu? Ben son 5 senedir Call of Duty çok iyi gözüküyor sürekli. Ama Hep zaten çok iyi onun gözüküyor. motorunu bir kere güncellediler biliyorsun yine yakın zamanda. 2-3 senedir benzer bir motor kullanıyor. Öyle çok Tamam. Call of Duty'yi ellemiyorlar çünkü Call of Duty'nin bir amacı var. Call Tabii. of Duty istiyor ki bu free to play oyunlar gibi en gencosundan en çalışıp parasını kazanıp evini yurdunu almış adama kadar herkes oynasın tamam mı Tabii. herkes bir deneyim elde etsin o yüzden en Ve çok, da iyi göre... mu abi? Yani çok çok da iyi gözükmüyor mu abi ya çok da iyi gözüküyor görüyor. Tamam çok hadi bir yerde görüyor. bir yerde tatmin olalım demek istiyorum Mesut diyelim ki tamam lan bu çok iyi artık diyelim ya ama Bunun öyle bir şey yok Aa bak ben gençliğimi hatırlıyorum sen de hatırlıyorsun 2 sene sonra 8K mı öpeceğiz burada Mesut Abi Onu Segaralli mu bana? Segaralli oynadığın dönemleri hatırlıyor musun Yok ben Sega Rally oynamadım çünkü. Ama Lotus, Lotus vardı bizde de. Lotus ben oynardık. Bak Lo Lotus ayrı. Ben ilk Sega Rally'ler Super sidekickler falan çıktığında Sega'nın yine 3 boyutlu o Satürn döneminde çıkarttığı PlayStation 1 <laughs> arifesindeki Atari salonları oyunları tamam mı bunlar? Ben diyordum ki bundan daha ötesi olmaz herhalde. Çünkü adama çembe takınca adam yuvarlanarak dönüyor. Fiziğe bak falan diyordum. Tabii tabii tabii. Şey Virtua Fighter çıkmıştı 3D hatırlar mısın? Ha, işte. Yani Arena dönüyor böyle falan. Tabii, şey grafikler... Tekkende falan inanamıyorduk. Abi FIFA 98 çıktığında FIFA 98'in en büyük getirdiği dinamik neydi biliyor musun? Diyorlardı ki futbolcular yan yana geldiklerinde birbirlerini itiyorlar. Biz futbol oyununa ilk defa birbirini itme koyduk dediler. Hı -hı. Abi biz var ya çıldırdık lan? dedik bundan daha ötesi olamaz. İnsanoğlu daha iyisini görene kadar eldekini çok iyi zannediyor. Ben onlara gerçek film grafikleri diyordum. Şu anda gencolar baksalar cep telefonu oyunları 8'e katla daha bir grafiksel olarak olmuyor. Tabii onları. canım. Ama işte şuna da geldik. Sinematik realizme geldik abi. Yani biz artık Az kaldı. sinematik kalitesinde oyunlar oynuyoruz. Arifesindeyiz. Tabii yani evet 2-3 sene oradayız ama şunu demek istiyorum. Artık sinema kalitesine gerçekçiliğin dibine vurduk. Şimdi o gerçekçiliği 4K yapmaya çalışıyoruz. Sonra gerçekçiliği 8K yapmaya çalışacağız. Sonra gerçekçiliği 16K yapmaya çalışacağız. Ben de diyorum ki bu gerçekçiliğin 2K versiyonu bana kafi ben alacağım alıyorum. Benim de insan gözüm tatmin oluyorum kardeşim ben. Karnım doyuyor diyorum yani. Abi öyle değil. Kaç senin kullandığın monitör kaç çözünürlükte? 4K. 4K. O 4K oyunda bir 2K oyna bakayım. Çamur gibi görünecek. Şimdi bak 4K monitörler ucuzladıkça yaygınlaşıyor. Ben sana bir şey diyeceğim çok kızacaksın ama yani, ben söyleyeyim. Yani seyircilerim benim biliyor. Şimdi ben bu bir tane sponsoru 4090'lı kasaya geçtim ya. Evet. Bununla beraber 4K capture card aldım. Hı -hı. 4K capture card alana kadar bende 4K capture card yoktu. 1080p capture card vardı. O yüzden bir sene öncesine kadar ben 4K monitörde 1080 görüntüyle oyun oynuyordum. Evet. Gayet de güzel oynuyordum. Mesut hiçbir şeyin de eksikliğini yaşamadım. Abi gayet <laughs> güzel durmuyor. Çünkü bak 4K bir monitörüm var. 4K'da 4K oynadığın zaman elde ettiğin keskinlik, uzaktaki Tabii nesneyi müthiş. görme, Çok detay iyi. seviyesi müthiş. Ben şunu söylemek istiyorum. Donanımlar ucuzluyor abi. Donanımlar ucuzladıkça yaygınlaşıyorlar. Ve yaygınlaştıkça da insanlar ne istiyorlar? Ellerindeki donanımı tam kabiliyetlerinde kullanmak istiyorlar. Tamam mı? Bu bir hak. Ekran kartları da ucuzladı diyeceğim. Kızacak bana genci olar ama ucuzladılar gerçekten. Yani bugün Doğru ucuzladı canım. Bugün bak yani bir ara 60 bin liralar seviyedeki... konuşuluyordu ekran kartlarıyla alakalı. Geçti o para o dönem. Evet yani. abi 4K yönetebilen ekran kartları bak Türkiye'de bile 15 bin lira. Yurt dışında bunları çocuklar aldılar zaten. <laughs> Taktılar sistemlerini çatır çatır oyun oynuyorlar. Ben Türkiye sınırlarında düşünmeyelim diyorum o yüzden yani bak 4K monitörler yaygınlaşıyor 4K televizyonlar yaygınlaşıyor 8K çıkıp yaygınlaşmaya başladığında monitörlerde vesaire bu sefer arayışa gireceğiz gerçekten 8K'da oynamak için niye abi çünkü o ekranın hakkını 8K'da verebileceksin gerçekten 8K'da bir oyun oynadıktan sonra da Full HD'ye dönüp bakamayacaksın ben uzaktakini nasıl seçiyormuşum diyeceksin böyle bir algı var insan insanoğlunda. Abi Star Wars'u ilk izlediğinde aklın gitmiştir. Şu an izlediğimde ulan animasyonlara bak diyorum, 5 FPS tamam mı? Plastik şeyler hareket ediyor diyorum. O zaman gözüm algılayamamıştı i̇şte bak, onu. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bakış açısıyla alakalı. Ben işte yani anladın mı? Senin yaklaşımını beğeniyorum. Sen daha iyisini istiyorsun. Ben de şey oluyorum. 74 Star Wars'una bakıyorum diyorum ki lan ne güzel lan yapmışlar o dönem diyorum. Mesela okey oluyorum yani anladın mı? Hani e, demek ki işte bakış açısı farkı ve muhtemelen senin gibi düşünen tüketici de çok var. Benim gibi düşünen de vardır diye düşünüyorum bilmiyorum. Aa ben tüketimin, kapitalizmin, emperyalizmin sesiyim tamam mı? Para para para. <laughs> bas bas bas. Paraları <laughs> tüket tüket tüket. Abi, bankada biriktiriyorsun da ne oluyor? Bak eriyor gidiyor işte. Tamam yok coin alacağım filan diyorsun, batıyorsun. Ama o coin almak yerine ekran kartı alıp 8K monitöründe oyun oynamaya çalışsaydın en azından bir şeye gitmişti paran yani. Zevkine uğruna hobine gitmişti. Ben sana Microsoft'tan örnek vereyim. Microsoft da abi Rusya'ya yazılım satmakla suçlanıp para cezasına çarptırılmış. Aa. Ama kendini şey yapmış, ihbar etmiş. O yüzden 3 milyon dolar ödemişler. Evet. Yasaklı olan Küba, İran, Suriye, Rusya'ya oradaki şirketlere Microsoft zamanında yazılım satmış. Microsoft böyle arşivlere bakarken görmüş, demiş ki gözümüzden kaçmış yani küçük satışlar. Kendi gitmiş karakola. Aynen kendi gitmiş demiş ki abi öneymiş böyle, böyle. komutanım oluşmuş. demiş al bizi içeriye. Bir problem var. Bir gelin bakın. Bir orada vur. bir işler var acı. Vur ben amirim vur diyeyim. demiş. Ha. Yani bu şeye benziyor. Şimdi bak bir Türk şirket gidip deseydi ki Amerika'ya. Ya krallar biz bir hata yapmışız. 50 milyon, 100 milyon dolarlık bir satış yapmışız. Aa yanlışlıkla olmuş bize bir ceza kes. 3 milyon mu keserdi? Ambargo uygularlardı lan büyük ihtimalle. Abi işte bir devletle bir iş yapacaklar belli ki. Denetime girersek patlamayalım deyip gidip kendilerini önceden şey yapmışlar. Ya Microsoft'u da devlet şimdi şey yapacak. Amerika'nın tüm dünyaya yayılan yazılım gücü tamam mı? Tabii. Yok mu edecekler? Abi bu işte böyle bir durum yani. Ha bu arada bak dünya güvenlik gücü demişken bu hafta şey gündemi oldu. Biliyorsun bu bir tane oyun oyun Discord'unda Ukrayna'nın hava savunmasını zayıfladığına dair belgeler sızdırıldı. War Thunder tarafından mı ne? O işi de Minecraft'ta taşımışlar. Minecraft tarafında da şimdi milli güvenlik konuşmaları yapılıyormuş Minecraft komünitelerinde. Nasıl ya? Ne alaka abi? Abi işte konuşuyor. Yani biz bununla alakalı daha önce bölümde konuşmuştuk. Hatırlar mısın? Bilmiyorum. Ben böyle şey söylemiştim sana. Amerikan İçişleri Bakanlığı oyun komünitelerinde terörisme karşı mücadele ha, başlatmış tamam, falan doğru demiştim. Doğru söylüyorsun. Komünitede gelip sızdırıyorlardı bilgileri. Oyun arkadaşı gibi Tabii. gelip yani mesele şey değil. Yani oyun oynarken eskiden şey denirdi ya hani oyunu oynuyor çocuğumuz katil olacak falan böyle salak salak kafalar vardı ya. Daha çok daha real bir meseleye geldi artık. Sen bu oyunu oynuyorsun. Millet terörist arkadaş oldum, ekip arkadaşı oldum zannediyorsun. Aynı Discord'lara giriyorsun. Aynı ortamlara giriyorsun. Ekstrem fikirlerle tanışıyorsun. Ve bu ekstrem Oyunlar fikirler çocukları terörist yapıyor. yani işin i̇şin ilginci ciddi alıp bunu konuşmaya başladılar. Artık şeye sormuşlar. Microsoft'un direktörü Brad Smith'e sormuşlar. <laughs> Brad Smith de şey demiş. Yani demiş senelerce demiş hani oyunlar oynayanlar katil olacak dendi biz bunlara güldük geçtik mücadelesini verdik ama oyun komüniteleri içerisinde demiş biz Rusya'dan sızıntı tespit ettik çok düzenli bize karşı çalışma yapılıyor ee, Rusya'nın e, özelleştirilmiş bir şeyi var e, askeri uzantısı var Wagner Grup ismini de vermiş tespit ettiği Wagner Grup diyor Microsoft'un bağlı olan oyun stüdyolarının içerisindeki komünitelere sızıp burada istihbarat ağı oluşturmaya çalışıyor gençlerimize hani bilgi almaya gençlerimize bilgi vermeye çalışıyorlar. Biz bununla ilgili hükümetimizle çalışmaya başladık. Devletimin Vay. ve milletimin yanındayım demiş. Çıkmış adam bir anda tamam mı? Ben de böyle şey oldum. Vay dedim lan. Oyun konusu harbiden milli güvenlik işine dönüştü ha giderek yani. Abi ben söylüyorum. Yani oyun oynayanlar terörist oluyorlar demek ki. Bu konuda bir ara... <gülüyor> Tabii. <gülüyor> Biz de buradan devlete sesleniyoruz. Hepsi yasaklansın. Hepsi yasaklansın. <laughs> Seçim vaadi. Seçilirsek hepsini yasaklayacağız. Çocuklarınız terörist olmayacaklar. Şey sayesinde. Abi enteresan bir durum. Ben sana başka bir olay söyleyeyim. Bak yine Aha. benzer. Abi Samsung kimi çalışanlarının şirketin çok gizli, sır sayılacak bilgilerini ChatGPT ile paylaştıklarını fark etmiş. Ha, konuşuyorlar çünkü öyle. Abi database'de mesela Samsung'un bilmem ne database'inde çok önemli, Tabii. kilit roldeki dataları adam ChatGPT'ye koyup doğru mu diye check ettiriyormuş yani yazılım Tabii. kodumuz falan. "Bunu analizini çıkar" diyor ha, mesela. Analizini falan. çıkart. Bir herif Samsung'un işte o toplantılarını bilmem ne Arge toplantılarını demiş ki benim için bir düzene sok, saatleri ayarla falan. Ulan demişler bunlar şirketin gizli bilgileri. Ha. Sen niye oraya yazıyorsun? Yasaklanmış Samsung'le mesela Chat GPT kullanılması full. E öyle öyle Fransa'da da yasaklandı zaten diye hatırlıyorum. Yani bu yapay zeka işi bir düzene oturana kadar yasaklamalar devam edecek. Yapay zeka demişken Mesut Stable Diffusion'da bir görseller yapmaya başladım kardeşim. Abi sen bayağı iyisiniz bu konuda ya. Yani Estavro 4090'ımız var işte makine yapıyor bir şeyler. Biz ancak kelimeler giriyoruz ama bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten her geçen hafta şeyi fark ediyorum. Yani Mid e bakıp No AI diye bağıran tayfayı anlıyorum ama Stable Diffusion'a bakıp da No AI diye bağıran tayfa yani böyle arkadaşlar cahille muhatap olmayı kestim diyorum. Yani Stable Diffusion kadar eski matematik bilgilerimi zorlayan bir aletle çok uzun zamandır ben karşılaşmamıştım. Artık matematik konuşuyor ya. İnanılmaz bir şey acı. ben sanatçı arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Aga senin sanat eserlerin dijital zaten çoğu. Evet diyor. E tamam. Eğit yapay zekayı kendi sanat çalışmalarında bas her gibi. sen bas. ver ha. senin eserin olsun aga yani bu senin Tabii. eserin oluyor yine çünkü set senin setin paylaşma onu kimseyle <laughs> kendi eserini kendin üret tamam mı <laughs> ya böyle bakıyor falan ama geride kalacaklar bak çok ciddi çok. bir şekilde çok hızlı gelişiyor sistem bunu yapan kazanacak abi yani 50 liraya satıyordun Abi yap işte burada 25 liraya sat çünkü bir dakika harcadın anladın mı İsmini koy imzanı at sat gitsin bir de Stable Diffusion'la yani e, abi çok fazla imkan var. Yani şöyle söyleyeyim ben sana şeyi yapmaya çalıştım geçen hafta. Hani yenilikçi bakış açısıyla bir şeyler çıkarılabilir mi diye bakmaya çalıştım. Önce mesela dedim ki klasik otomobil dedim tamam mı? Pat 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 klasik otomobil görselleri geldi. Sonra dedim ki klasik otomobil ama oyun içerisinde fütüristik donat tasarımlı dedim. Tamam donat vardır ya böyle Amerikan çocuğu. Evet. Abi bir böyle ne oluyor lan falan oldu. Ondan sonra böyle tekerleklerin yerine donat koydu. Yukarısını roket gibi yaptı. Bilmem bir anda böyle bir konsept bir tasarım çıktı ortaya. Daha önce yapılmamış bir şey çıktı. O 6 dakika falan aldı bu süreç benim. Şimdi yani iyi bir tasarımcı, farklı bir takım projeler için bir şeyler üretiyor ya veyahut da sen geliyorsun diyorsun ya bizim bir oyunumuz var veyahut da biz bir film çekeceğiz, dizi çekeceğiz. Hı hı. Bir kreasyon yapıyoruz. Yepyeni bir şey yapalım falan. Bitmiş iş çıkartmaz. Zaten bitmiş iş çıkarttıran bununla bence yanlış iş yapıyor. Yani onu biz, bizim gibi mühendisler yapar. Ben bitmiş iş çıkarırım bununla çünkü kapasitem o. Ama iyi bir tasarımcı, iyi bir sanat vizyonu olan bir kişi, eli bu işleri tutan bir kişi Stable Diffusion'u ilham için kullanır. Ürettirir, üretsin arkada adam. Hani gelsin desin ki abi şöyle bir şey yapsak, böyle bir şey yapsak. Al ilhamını sonra kendin üret. veya da kendi yapacağın 3 boyutlu işte onu kullan. Al Blender'a taşı dönüştürmeye başla sonra detaylarını kendin gir. Yani e, ön çalışma işini pek çok kişi için çok kolaylaştıracak. Ya bir kontrol net kullanmaya başladım. Bir pozlama sistemleri var abi. Yani böyle şey yaparlar ya mimari çizimler yaparlar hani proje satmak için içinde gezerler falan filan biliyor musun? Ya oraya al o insanları sürükle sürükle koy bitmiş konu yani. Ya abi çok sen şimdi çok acayip şeyler çıkarıyor. En gelişmiş versiyonuyla bilgisayarında çalışıyorsun. Midjourney herkes açık versiyonu biliyorsun. Tabii. Midjourney de Oyun şeyleri, grafikleri nasıl tasarlarsınız diye eğitimler var. Bildiğin Tabii. aynı konsepte köy yaratıyor adam. İzometrik açıdan görünen işte kale üretiyor, köy Sorma. çiftlik üretiyor. Onu da denedim. İzometrik böyle birkaç tane tile. Yani izometrik bu kare sistemleri vardır ya. Bu tarz oyunlar oynayan arkadaşlar anlamıştır. Onlardan birkaç tane örnek aldım. Kontrol net'e attım. Kontrol net onun böyle izometrik çizgi olduğunu anladı. Dedim ki bunun derinlik haritasını oku. Yani derinliğini algılıyor görsen. Sonra dedim ki o derinliğe geri döndü doldur ama tapınak yap dedim. Şak tapınak çıktı. Işte. Seyret kenara. Tapınağı çektim. Dedim ki tapınan derinliğini al. Çünkü tapınak daha uzun daha derin bir yapı ya. Anı kale yap dedim. Şak kale yaptı. İzometrik bak geliyor sürekli. Ulan Unity'de tek tuşla izometrik görüntüye geçebiliyorsun. Sürükle sürükle şehrin inşaatı için kullanabileceğin izometrik oyun için asetler hazır. Aa bitti 4K'ya ihtiyacım bile yok. Zaten küçücük gözükecek görseller. Evet. Bitti. İnanılmaz oğlum. Yani var ya yani Kullanan yaşadı, kullanmayan sınıfta kaldı Kimse kusura bakmasın, bangır bangır geliyor bu iş ve benim tasarım refleksim yoktur bile abi diyorum. Ben mühendislik kökenli bir insanım. Yani ha biraz matematik bileceksiniz. Yazılımcıların ne güzel biliyor musun? Hepsi matematik ve mühendislik biliyor. Haliyle vallahi arkadaşlar, ge yani gecikmeyin girin bu iş. Abi yazılımcılar darılmasın. Yazılımcılar tasarımdan ya da bir şey içerik oluşturmaktan çoğu anlamadığı için tamam mı? Onların da hayal güçleri bir, çok sınırlı. da bir tasarımcı <laughs> abi, beraber çözün yani. Evet, bir tasarımcı ihtiyaçları var yani. Yazılımcı arkadaşlarımız darılmasınlar burada. Geçen yapay zeka işiniz elinizden alacak falan değil. demişlerdi. Şimdi ne düşünüyorlar bilmiyorum. Yani o kadar hızlı bir değişim geldi ki Hı -hı. algılayamadılar. O, öyledir onların çoğu Türkiye'de tamam mı? Bu bir arada noktada Tesla şey gelecek ama Chat GPT falan gibi bir dille Stable Diffusion bir noktada yüz yüze oturacak. Hiç şu an biz bir panelde çalışıyoruz. Çok matematik görüyoruz. Aklı başında birisi bunu mühendislik kısmından çıkar. Abi sen anlat biz tasarlatıyoruz falan gibi bir arayüze geçirdiler bunu. 6 ay bir sene çok uzun sürmez. Ciddiyim o zaman abi, gör bak şey. ne olacak yani. Ya da sen bunu mu düşünmüştün ne diyecek abi? Sen bunu mu düşünüyordun tabii, tabii. ya? Anladın mı? Bu kadar Hı. bitti gitti. Bu tabii. arada Tesla Avrupa'da fiyatları düşürüyormuş abi. Türkiye Türkiye'deki... Türkiye'de model y fiyatları düşebilirdi. Yani rekabet böyle güzel bir şey. Bak yerli milli bir ortaya bir koyduk. Elon korktu abi. Tabii canım. Bir koyduk %4.5 ile %9.8 arasında düşürüyormuş fiyatları. Ya şaka bir yana tabii ki bizim araba üretiyor olmamız çok güzel ama Elon'un asıl korkusu abi BYD. Hmm. Türkiye'de bundan korktuğu için Çin'e %40 ekstra vergi getirdik. Abi BYD o kadar güçlü ki şu anda ürettiği bazı modeller var. Oha diyorsun yani. Onlarda da otonom sürüş bilmem ne full ekran araba işte kendi kendine park etsin uçsun kaçsın her şey var. Ve ucuzlar abi. Çin'de üretiliyorlar. Bu de Çin markası. Evet abi. Çin'in en büyük elektrikli otomobil markası olma yolunda gidiyor. Tesla Çin'de de çok popüler bu arada. Çin'de de liderliğini koruyor ama yakın bir zamanda kaptıracağından emin gibi ki her yerde. Çünkü Çin'den Avrupa çıkartmasının her zaman çok korkutucu ve büyük olacağı konuşuluyordu. Hı -hı. Avrupa da şu anda Çin'i engellemeye çalışıyor bu vergilerle falan. Kendi üreticisini korumak zorunda. Çünkü bu cep telefonu sektörü gibi olabilir. Cep telefonunda Çinlerin girişi çok yıkıcı oldu. Tabii. Sony, HTC, az daha Samsung'u kaybediyorduk. Samsung bu A serisiyle o kadar güzel bir dönüş yakaladı ki kurtarabildi kendini. Yoksa Samsung'da kayıp gidecekti abi birdenbire mal satamaz hale gelecekti. Herkesin cebinde bir Çinli telefon olacaktı. Orada dönüşümü çok iyi yakaladılar her neyse. Arabada da böyle bir şey olabilir. Birden bir herkes Çinli otomobillere biniyor olabilir abi. Çinliler çünkü dediğin gibi kopyalama refleksini bir yerden sonra üretim refleksiyle birleştirip, tasarım refleksiyle birleştirip kendi inovasyonunu yapar hale geldiler. Öne Tabii. geçmeye başladılar. Ve bugün bu yazılım kodlarının çalınması öyle bir seviyeye geldi ki bilemiyorsun ki abi belki Tesla'nın yapay zeka kodunu kopyalıyor, çalıyor, oradan başka bir şey yapıyorlar. Onlara birdenbire çok hızlı üretilebilir oldu çünkü her şey. Yani bir tarafta bir şey çıkıyor, ertesi gün diğer tarafta diyor ki bende de var. Aga Tabii. o zaman yani nasıl aynı anda çıktınız bu? Evrim gibi bir şey mi yani? Birden bir herkes denizden yürüyerek karaya mı çıktı? Tabii. Ne oldunuz yani anladın mı? Bu, bu tip bir durum var. Tesla da şu anda anladığım kadarıyla kendi pozisyonunu alıyor. Belki üretim kolaylaştı, belki çip krizi bitti, Onları da bilmiyoruz. Böyle bir şey olmuş olabilir. Güvenlik ya, açısından başka kal. büyük bir olay var. Sözünü kestim ama burada o söyle söyle. Abi 11 ilde hacker operasyonu yapılmış. 85 milyon kişinin bilgileri satıldı diye bir haber var. Bunu biz bir yıldır dile getiriyoruz aslında. Kaç kişi var ülkede oğlum zaten 85 milyon kişinin hep bizi satıldı yani. Abi 22 hacker toplanmış şu an. Diyarbakır Sibel Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü yürüttüğü bir operasyonmuş bu. Çok güzel oldu. Ama ne yazık ki bu süreçte tabi devlete arkadan sızdığını iddia eden birçok insan birçok bilgiye erişebildiğini söyleyip bana birçok bilgimi gönderdiler. Discord gruplarını, Telegram gruplarını bunları paylaşıyorlardı. 300-400 lira full erişim veriyorlardı. Haber de zaten bizim zamanında devlet yetkilileriyle, polislerle paylaştığımız bilgileri kanıtlıyor. Aynı şekilde bize de anlatılan gibi biz yetkili kişilere hedefliyoruz, mailler atıyoruz, WhatsApp gruplarında kızmış gibi yaklaşıyoruz erkeklere. işte onlarla arkadaşlık kuruyoruz. Sonra da bilgisayarlarına sızıp onların bilgisayarlarından erişim sağlıyoruz diyorlardı. Aynı şekilde iddialarla hepsi yakalanmışlar. Dilerim sonu gelir ama çalınan çalındı, erişilen erişildi. Tabii. Sızan sızdı zaten. Böyle bir problem var yani. Bu siber güvenlik konusunda. Giden gittikten sonra evet yakalandılar ama yani. Bir de o datalar silinmiyor ve açıkçası o datalar geçerli data. TCK nedir, adrestir falan bunlar çok sık değişen şeyler değil açıkçası. Evet adresin de sürekli değişmiyor ki abi. Tabii. Böyle bir problem var. Bu arada Google istenmeyen aramaların sonunda yapay zeka ile çözülebileceği bir sistemi duyurmuş. Hı hı. Şöyle anladığım kadarıyla sistem şöyle çalışacak. Kendileri yapay zeka sim kart alıp takacaklar. Böyle ikinci el sim kartlar, kullanılmış numaralar falan. Aramalar geldikçe yapay zeka açıp cevaplayacak abi. Eh, eh. Bir yerden sonra hangi aramaların spam, hangi aramaların normal bir arama olduğunu algılayıp filtreleyecek. Senin telefonun o datayı yollayacak. Yani. Böylece sen araba geldiğinde diyecek ki sana ben bunu daha önce cevapladım bu spam numara. Ya da şey mi olacak? Hani ben telefonda çağrı gözüküyor. Ben basacağım. Yapay zeka almış onu sekreter gibi. Abi diyor Vodafone çağrı merkezinden arıyorlar falan diyecek mesela. Ha bak o da olabilir. Ben, ben o diyeceğim olabilir. ki kanka ertele yarın arasınlar falan diyeceğim mesela. Yapay zeka diyecek ki abi meşgul sonra arayayım falan diyecek mesela. Sekreter giriyor araya yapay sekreter. Abi bu aramalar coştu. Yani ben engelliyorum. Arda arda iki tane 0800'lü farklı numaradan arandım az önce. Evet. Hı, hı. Yani baktım aynı numara acaba engellemeyi mi unuttun diye. Yok abi bir üstünü arttırmış onu. Yani bunları kiralıyorlarmış. Sürekli arama yapıyorlarmış. Benim en büyük sıkıntım şu oldu. Ben her 0800 numarayı engellemeye başladım. Abi bir gün Amazon'dan yurt dışından bir gönderi aldım. Bana bir mesaj geldi. Gönderiniz geri gidiyor. Ulan dedim ben Amerika'dayım. Aşağıda kargo odası var. Niye bırakmadılar? <laughs> Aha. Meğer adamlar beni 2-3 kere aramışlar. Geldik 850 diye, diye açmadın tabii. Telefon reddetmiş direkt zaten. Tabii. Ulaşamamışlar abi. Diyorlar ki biz sizi aradık siz açmadınız gelmedi mi aramamız. Baktım engelliler listesinde adamların numarası. Yani oluyor, böyle oluyor. bir problem de var. Bu oluyor gerçekten ve yani bunun bir çözümünde olması lazım. Olması lazım. Bu arada Türk net yetkilileri uzun bir zamandır lütfen bunu duyuralım dedikleri bir haberleri var onların da. Biliyorsun bu call center'lardaki yanlış aramalar, daha doğrusu spam aramalar nedeniyle bayağı bir kuruma devasa cezalar kesildi. Hatta hmm. toplamda 15 milyonu geçiyor diye biliyorum. Yanılıyor muyum kesilen cezalar? Daha mı yüksek? 50 milyon TL falan gibi bir şey görmüştüm ben Aha, ama. 15 şirkete mi 50 milyon TL'ydi? Öyle Aha. bir şeydi değil mi? Çok yüksek yani. Telekomünikasyon evet. şirketlerinin de içinde olduğu söyleniyor. TürkNet diyor ki bir tek biz ceza yemedik. Çünkü bizim Aha. reklam için arama yapan call center'ımız yok. Evet evet yani orada ilginç bir şey bu biliyorsun en para çıkmıştı bir ara finans bankın. Onlar da böyle full dijitale geçip hani sen çağrı bıraktığında sana geri dönüyorlardı. Evet. işte Türknet de mesela benzer bir sisteme geçmiş. Hani şeyleri ortadan kaldıralım. E, bayilik mi deniyor? Yani hala böyle fiziksel yerler var abi galiba. Bu arada bana tuhaf geliyor. Fiziksel bir yerler var hala gidip onlarla konuşarak internet bağlatıyorsun galiba. Bak ben de o nosyon kopalı çok uzun zaman oluyor. Ben de ona şaşırdım ama herhalde bayilik sistemlerinden falan koptukları için, satış yapmak için, ekstra personel bulundurmadıkları için onlar sıyrılmışlar buradan. Ama bir de bu galiba sözleşmeniz bitiyor. Yeni sözleşmeye geçmezseniz yanarak ölürsünüz. Ama dikkat edin tayfaya da bir ceza gelmiş. <laughs> Bunu içkişiyle paylaşmazsan çarpılacaksın <laughs> diye. Ya orada da bir milleti böyle korkutup satış yapma ayakları oluyordu. O cezadan full, komple Türknet sıyrılmış çünkü sözleşme falan da yapmıyorlar falan ya yani böyle... İlginç bir şekilde sıyrılmışlar arada. Kendileri tebrik ediyoruz bu açıdan da. ilginç bir iş yaklaşımları var hakikaten. Abi bu arada Half-Life Alyx ben VR aldığında de bana oynamadan VR hakkında konuşma şerefsiz Aha. falan diyordun tamam Tabii. mı? Ben oynadıktan sonra utandım. Gerçekten bir tane oyun varmış o da Alyx'miş <laughs> yani VR'da düzgün oynanan Tabii. oyun. Şimdi hani Select'in VR'ına gir Mesut? Neyin? Hani Select. Hani Select o ne? Anlatırım sonra. Oğlum ben evli barklı Ne yapıyorsun böyle <laughs> ben şeyler ben de bana. Teknolojik olarak inceleyeceksin işte. <laughs> İşim gereği diyeceksin. Bakacaksın. İşim gereği çalışıyorum ya hayatım falan diyor. Dur bir ne çalışıyorsun tabii. diye. Aynen aynen. <laughs> hayatım denememiz lazım ya. Tüketici Can Öner bir de şey vardır biliyorsun <laughs> eşlerde. Can Öner desem sen de ilişkimi sorgular. Tabii abla böyle ondan, ondan program yapma artık falan tabii, tabii. Ya. <laughs> O kötü bir çocuk seni kötü yönlendiriyor. Aynen aynen. <laughs> Mesut yerde bir karılar var. <laughs> Hayat sorgularsın yeğenim falan tarzında. Aynen hani Select yarın Kıbrıs abi. Ben sana öyle söyleyeyim yani. Hani bu şey var ya. GG'yi tek başımı izlerken ben babam içeri girdiğinde GG aynen, falan aynen. tarzında. Böyle programın aynen. değişim süreci bu. <laughs> Alex'in şimdi VR'si oynananı yapmışlar gencolar için. Hani herkes Aha. VR alamadı falan. Üzülüyordu insanlar oynayamıyoruz diye. E nasıl yani, oynayacaksın ki VR'sız? Yani Half-Life Alyx'de o kadar çok şey VR'a bağlı ki. Bir şeyleri yani, böyle bir yerlere basket gibi atman gerekiyor çünkü hakikaten el inceliğiyle Bütün oynanış şekilde. dinamiği zaten VR'sız çok keyifli bir oyun değil. Zaten savaş dinamikleri de Yok, az tabii. o yüzden. Hani... Yok VR'sız oynasan hiçbir şey anlamazsın. Bir tut milletin kafasına vurup Yani anlamı kalmaz evet. ki. Esprisi VR'da bunun. Adam bir şey atsa atıyorsan onu işte. <laughs> Orada yeni bir grafik motoru yani daha doğrusu Valve'in geliştirdiği grafik motorunun Source'u biraz daha ileri bir versiyonu kullanılıyor orada. Hani belki onu deneyimlemek açısından. Ama para verip alacaklar oyunu da niye modlasınlar bilmiyorum ki. Hani VR için çıkmış bir oyunu satın alacağım. Modlayacağım. O ne VR'siz oynamak için. Yani bilmiyorum yani, ya. Ben de bilmiyorum valla. ilginç bir şey. Evet. Ama son haberimde YouTube Premium'den aldım. Ha Half-Life Alyx'in millet şu yüzden oynayabilir ama onun için de oynamaya gerek yok. Half-Life Alyx'in finalinde Half-Life 2 biliyorsun yarım kalmıştı. Half-Life 2'nin senaryosunu değiştiren çok kritik bir an geliyor. Ve Half-Life 3 çıkacaksa Half-Life 2'ye göre değil Half-Life Alyx'de olan gelişmelere göre çıkacak. Böyle aşırı ha. Half-Life fanları varsa hani böyle o sahneyi biz göreceğiz falan. Ya arkadaşlar valla YouTube'dan izleyin. Yani sırf o sahne için de koca oyunu modladığınızda değmez. Bir de VR'sız oynanamaz Half-Life Alyx tadını almazsın yani. Yok almazsın ya. Oyunun bütün zorluğu şeyi bir yerde oynamaz zaten. Yani zorluk da yok yoksa. Yani Tabii. hiçbir şey yok oyunda. Basit bir oyun. Yani Half-Life, yarsız VR'sız oynamak şey gibi oluyor. Hani FIFA oynayıp da futbol oynadım sanmak gibi oluyor. Yani ikisi çok bambaşka şeyler yani. <laughs> bir arkadaş yazmış ya FIFA oynayanlardan ne istiyorsunuz abi diye. <laughs> ya tamam lan FIFA de olmasın başka oyun olsun. Witcher oynayıp da kılıç kullanıyorum zannetmek <laughs> ha, gibi. tamam ne yani, demek istediğini anladım. <laughs> ben de FIFA futbol oyunu mu ki? Futbol oyunu anladım yani. Normal futbol <laughs> yok, yok. oynuyormuş zannetmek. O kavgayı. Kahviyetleri... Evet onu diyorum. Tamam, Half-Life yani. Alex'te şöyle el bombası atıyorsun abi böyle bak böyle el bombası atıyorsun ya. Havada şarjör tutup bir şeyin içine takıyorsun falan. Şimdi bunu mouse'la falan yani yapsan da tadını alamazsın. Hani el kolla oynamak keyifli çünkü Evet yani. bir de iki elinden oynadığım bir oyun ya. Çekiyorsun Tabii. buradan böyle şey falan. Hani nasıl olur bilmiyorum gerçekten de. Enteresan. Bu arada ben half Life Alex'te bir şeyin atma mekaniğini keşfedene kadar el bombası dibime düşüyordu hep. <gülüyor> Meğer <gülüyor> Hare hareket devam ederken bırakman gerekiyor bak. Ben hep böyle yapıyordum. Hani şey bekliyorum ya o iğmeyi e verdim. Tuşu Tabii. şimdi bıraktım. Ama Tabii. E hafızasında tutmuyor hiçbir cisim. Direkt önüme düşüyordu. Bip 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 bir de kaçamıyorsun ya bir yerde. Işte durduru kendimi. durdurup yapmaman lazım. Hareket sırası evet, da lazım. Bir de Boneworks var. Bir ara sen PC'ye bağladıysan Boneworks'a e bak. Boneworks da Half-Life Alyx kalitesinde VR deneyimi sunan nadir oyunlardan bir ama tanesi. Ama çok hareket var. Motion sickness yapıyor ya. Ha okey. Ben de yapmıyor vallahi. Yani ben de çok motion sickness'i, ben yaşlı bir adamım oğlum, şey değilim yani. Ulan motion sickness yapıyor dedin, gittin Star Citizen'ın içinde evine 20 bin liralık tesisat kurdun be kardeşim sen de. Ama işte sende. VR'da oynamıyorum, VR'da oynamayınca o motion sickness yapmıyor ki. Ha şey yani o track, eye tracking olayı var ya bende Tobi eye tracking, bazılarında mide bulantısı yaratıyormuş bu arada. Çünkü o bir tık geç tepki veriyor sonuçta senin dönüşlerine. Hı -hı. Ama ben de yapmadı o daha rahatım VR'a göre. VR ayağmdan altından yer kayıyormuş gibi falan hissediyorum çok hızlı hareketlerde ya. Yani, ha, yani okay. rahat değilim. O ben o yüzden... de strafe yaparken oluyor bazen. Sağa sola yürüyorsun ya böyle gerçek Aha. hayatta yürümüyorsun ama oyunda sağa sola yürüyorsun böyle bir şey oluyor. Ne oluyor dostum falan oluyorsun böyle. Bir değişik oluyor. Bir yerde daha halletmeleri gereken işler vardı işte. Zaten Enis çok güzel bir video çekmiş geçen. Bir oyun hakkında çekerken şey diyor o da. PlayStation VR'ı anlatıyor. Aha. Diyor ki yani 50 tane VR oyunu deniyorsun. Hepsinde aynı şeyi yapıyorsun aslında diyor. Sadece grafikler ve şey değişiyor, mekanlar. Yani. Tabii. Alex bunu hissettirmiyor bir tek. Tabii, Alex tabii. gerçekten de bir oyun VR'la oynuyorsun. Yani onu öyle evet. söylemek lazım. Ama diğer bütün çıkan o oyunlar tamam mı? Hepsi... Hep, show, hep bir showcase, hep bir demo ha. havası böyle. Aynen hani öyle. Bunlar Mesela yapılabilir. E yapalım abi o zaman. hani Biri bunu yapsın. Ha. Yapılabilir bunlar. E yapın abi. Evet, evet. Yani. Aynen öyle yani. Bir konu yok, doğruduruz bir ilerleyiş yok vesaire vesaire. Çok uzatmayalım bu tarafı. Abi YouTube Premium'da yeni özellikler eklenmiş. Çok tartışmalı bir konu vardı. Full HD'yi acaba Premium'a özel yapacak deniyordu. Hayır öyle yapmadılar. Premium'a özel high <laughs> bitrate yani daha yüksek bitrate'de daha yüksek daha doğrusu nasıl söyleyeyim daha yüksek data akışıyla video izleme seçeneği eklediler YouTube'a. Bu önemli bir şey. Bunu diyecek ki insanlar ne gerek vardı? Abi YouTube çok sıkıştırıyor videoları ve özellikle hareketli videolarda çok bulanıyor ekran. Tabii. Ve ben şey ihtiyacı hissediyorum. Yok bizim Keşke... seyircimiz bilir abi çimenli sahne oldu mu veyahut da uzay gemisiyle ha, yıldızlı sahne oldu özellikle. mu mahvolur görüntüler. Yani Türkiye'de niye mesela uzayda geçen oyunların videoları çok olmaz biliyor musun? Abi çünkü o yıldızlar böyle kımıl kımıl bir bulanıyor. Böyle bir çamur bulutunun mercimek çorbası gibi bir şeyin içinde oyun oynuyormuşsun gibi duruyor. Millet izlediğini işte. anlamıyor bir yerden sonra. Şu Vampire Survivor'a bakıyordum. Kalabalık sahnelerin hepsi kare kare zaten. Aynen öyle. Mesela GoPro videoları leş gibidir abi. Çünkü GoPro o kadar fazla bir alan görüyor ki tamam mı? Tabii. YouTube şey yapamıyor onu. Algoritması düzgünce sıkıştıramıyor. Şimdi abi premium abonesiysen daha yüksek çözünürlük yani daha doğrusu daha yüksek çözünürlük değil, daha yüksek bitrate aynı çözünürlükte kalacaksın. Ama o karelenmeler olmayacak. Daha yüksek data akışı ile izleyebileceksin internetine veriyorsa. Bu güzel bir seçenek oldu. Ben açıkçası böyle bir şey istiyorum. Ben Koray Birant'ın videolarını izlemekten keyif alıyorum abi. Ama belli algoritma bir sıkıştırmış abi. Full HD çekmiş de 4K'yı scale etmiş gibi tamam mı video? Öyle Keskinliği öyle. yok, şeyi yok. Şimdi adam atacak, ben de cam gibi izleyeceğim. 120 inç ekranda izliyorum da kardeşim, o yüzden öyle oluyor olabilir tabii. Sinema perdesinde. Ee, ben de PC'de şeyi çok yaşıyorum. Özellikle donanım e, donanım performansı inceleyen kanallarda adam diyor ki biz diyor buraya 4K 120 FPS tabii görüntüyü koyuyoruz ama hani siz YouTube'da bunu Allah ne kadar izin verdiyse o kadar göreceksiniz falan diyor. Ulan comparison yapıyor. Üç tarafta aynı gözüküyor kalite olarak. Evet. Çünkü yani YouTube sıkıştırmış anasını ağlatmış hiçbir şey kalmamış geriye. En azından belki biraz daha gözümüz seçebileceği bir noktaya gelebilir. Cyberpunk'ın biliyorsun Overdrive modu falan çıktı. Overdrive full, mükemmel duruyor ya. Full RTX desteği geldi. Hakikaten millete tavsiyem yan yana bir bakmaları. Çünkü Cyberpunk iyi gözüküyor mu? Gözüküyor. Ama bir de fotorealistik ışık diye bir şey var. Yani fotorealistik olmak var. Bir de çok iyi gözükmek var. Senelerdir oyunlar çok iyi gözüküyor. hep söylediğim gibi. Ama RTX artık fotoğraf gibi gözüküyor. Ve diyorum ki artık ne olur burada kalalım. Daha ötesine gitmeyelim. <laughs> <laughs> Abi bu arada Cyberpunk'ın Xbox Series S ve PlayStation güncellemesinden sonra inanılmaz oldu konsollarda da grafikleri ya ben Xbox Series X'te oyunu oynamaya başladım leş gibi görünüyordu onda Aha. ve şeye hayret ediyorum oyun hala leş gibi bu arada mesela ara sahnelerde karakterin arabada yanından iniyor yanındaki o şey NPC Arabanın içinden yürüyerek geçiyor falan. Senin içinden yürüyerek geçiyor Yine Hala öyle... mı abi? Hala hala abi. Yani adamlar bildiğin yapamamışlar öyle bir mekanik koymamış yapay zeka falan oralara. Modlayarak onları düzeltiyor kullanıcılar. PC'de de konsolda öyle bir şansın yok ne yazık ki. Onlar deneyimi bayağı kötü etkiliyor ama mesela bar sahnesinde yanında insanlar var, diyalog kuruyorsun. O an diyorsun bu ara sinematik mi acaba? Video mu <gülüyor> izliyorum? Yok. <laughs> Yo. Oyun evet. abi yani inanılmaz görünüyor. Seri seks'te bile Şimdi onun da üstüne çıktılar yani Tabii. daha nereye gidebilir gidemezler başka bir yer yok, yok. zaten. yani bari yani sen montajı yapıp buraya koyabilecek misin bilmiyorum ama bir comparison görüntülerini görmen lazım. Yani çok iyi gözüken oyun var hakikaten bir de fotorealistik gözüken oyun var. Hele şehir manzaraları o böyle güneşin tepeden gelip binaların arasındaki koridorları, yayılışları, ağaçların gölgeleri falan acayip başka bir ya şey bu dönüşmüş arada... gerçekten şunu böyle anlatıyoruz ama insanlara şunu söyleyeyim. Eğer oyunu ultra detay grafiklerde zaten oynayabiliyorlarsa ray tracing sonuna kadar açık bir şekilde çok az bir fark var. Yani Tabii. atla deva fark yok. Ama zaten orta detayda oynuyorsan şu anda ultra detay biraz daha iyi oldu. Şimdi Tabii. insanlar şeyi ben çünkü karşılaştığım <laughs> videoları Nvidia yayınladı. Nvidia Aha. yayınladığı videolarda da şeyi biliyorsun. Adam en iyi sahneleri seçiyor. Yani farkı en iyi görebileceğin sahne. Orada bile neredeyse fark yok abi. Hatta bazen şey dedim. Olmasaymış daha mı iyiymiş falan hani. Yani ama bazı yerler dediğim gibi onu oyunun içinde artık kanıksıyorsun. Hı hı. ve iyi geliyor. O yüzden en iyisi zaten çok iyiydi oyunu senin dediğin gibi. Yani o en iyi moddayken açıp oynayabiliyorsan zaten Allah ne Tabii. verdiyse modu. Güzeldi. Şimdi onu bir tık daha iyi yaptılar. Daha gerçekçi yaptılar. Şimdi orada iki tane ayrım var. Koray da hep bunu söyler abi. Abi bir şeyin sanatsal olmasıyla gerçeğe yakın olması arasında dağlar kadar fark var. Aynen öyle. Yani zaten Gerçeğe biz yaklaştıkça gerçekçi bazı şeyler daha kötü görünebiliyor oyunda bu arada. Aynen öyle. Biz gerçekçi grafik mi istiyoruz, güzel grafik mi istiyoruz dersen herkes güzel grafik istiyor aslında. Gerçekçi grafik istemiyor hiç kimse. E tabii abi ben de öyle istiyorum. Yani gözüme hoş geleni istiyorum yani. Çok kim, mesela şey vardı Grand Theft Auto'yu gerçek foto kalitesinde işleyen bir motor yapmışlardı yapay zekayla hatırlıyor musun? Aha, hatırlıyorum. Abi şey modları daha iyiydi ray tracing modları o foto gerçekçi modundan tabii. çünkü ben gerçi oynamak istemiyorum ki ben oyunda o şeyi istiyorum bana sunduğu dramatik renkleri ışığı sinema filmleri de öyle çekiliyor vardı. sinema filmleri de foto gerçekçi diyoruz ama sinema filmleri foto gerçekçi değil Cinematic. yönetmenin istediği yani, renk tabii. tonunda ışıkta kontrastta izliyorsun sen onu orada tabii. farklı bir dünya var yani. O yüzden e, RTX aslında çok güzel bir gerçekçilik katıyor hayatımıza. Ama ne kadar kullanacaklar ve ne kadar aktifleştirecekler o hala bir muamma. Yani, yani nasıl oyunlara çok büyük, bir, yani çok büyük bir fark kattığı belli. E, ama hani bir noktada da diyeceksin ki ya tamam bu bölümde RTX'siz olsun. Yani belli unsurlarda RTX açıp belli unsurlarda RTX'i kullanmayacakları bir yapı olacak belli ki. Bir de yani RTX işte... sözü verip RTX'siz çıkan çok oyun oldu. Atomic Art'ı biliyorsun biz hepimiz RTX tanıtımlarında gördük ilk başta. Oyun hala RTX desteksiz mesela PC'de. Çünkü bir yerden sonra abi galiba bu iş olmuyor be falan dediler. Halbuki çık dürüstçe de ki ya valla açık alanlarda yapamadık, kapalı alanlarda yaptık abi buyur falan da. Yani nereyi kurtarabiliyorsan. Çünkü RTX zor bir teknoloji anladık hepimiz. Yani herkes her yerde implemente edemiyor. Abi bu arada Atomic Hearts yani özellikle ilk başlangıcı bulan diyorsun bu adamlar bu çevreyi nasıl modellemişler? Bir de şey yani oyundaki kullanılan sanat dili ya Rusların o sanat dilinin çok hakim olduğu ve neler katabileceği oyunlara çok net anlaşılıyor. Bina içindeki tasarımlara falan bu kadar yüklenmeleri, o oyunun grafikleri çok iyi ya. Tamam evet. yani grafikleri foto gerçekçi olmayabilir ama grafikleri çok mi sanat iyi abi. tasarımı mı? Sanat tasarımı çok iyi abi. Net. Aha. Çok çok iyi. Yani çevre, oradaki modeller, bir binaya giriyorum bakmaya doyamadığım yerler var. var. Durup binanın içinde detaylara baktım. Abi dedim bunu niye yaptım bu kadar detaylı? Çünkü bir dakika filan o binanın içindeyim. Başka bir daha Tabii, o bina yok abi. Şey filan da öyleydi hatırlarsın. Bioshock'ta da mesela. Onlar evet da, Bioshock'ta e, öyleydi. Onlar da modernist miydi? Ultra modernist miydi? Futuristik mi? Bir tasarım tili kullanıyorlardı. Bildiğim kadarıyla Atomic Heart da brutalist kullanıyor olması lazım kendi tasarım tipini. Çok hoşuma gidiyor benim. Özellikle böyle birkaç tane sanat tipini seçip farklı bir zaman dilimine uyarladıklarında daha da keyif alıyoruz. Kesinlikle <laughs> öyle abi. Katılıyorum sana. Burada da son haberimdi bu benim. Senin de haberin yoksa. Yok abi. Bende burun tıkanıklığı ve öksürük var bugün haber olarak sadece. Abi bu mevsimsel öyle. Bartu da evet, çocuğun evet. da hasta. Birçoğunun arkadaşı arada. da hasta falan öyle. Ne yazık ki. Geçecek mevsimsel şeyler işte. Bu arada barkodu görmüşlerdir. barkodları okutarak yine kodlarınızı alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece şöyle bir şey var. Onu açıklamam lazım. Kulaklığım düşmeden açıklayayım. Ya şimdi bizim daha önceki versiyonlarda... Biz sizin iyi niyetinize çok güveniyorduk. Yani bir kontrol yoktu. 50 tane farklı mail'la hesap açıp 50 tane kart alabiliyordunuz. Ama biz ne diyorduk? Abi bunu niye yapsınlar? Yani kartları birbirinize transfer edemiyorsunuz çünkü bu kartlar transfere kapalılar. Biz ne istiyoruz? Ha bizi sürekli izliyorsunuz. Arada kazanın işte ne bileyim. Bir arkadaş mesela bu adaptörü kazanmış izleyicilerimizden. Şöyle göstereyim. Göndereceğim, pazartesi göndereceğim yalnız. Haberi olsun. Aha. Gitmiş Kartlarıyla bu adaptörü satın alabilmiş. Satın almamış daha doğrusu. Bu adaptörü hediye olarak kazanabilmiş. İstiyoruz ki bu hediyeleri kazanın. Oyunlaştırma olsun arada. Bir arkadaşımız sağ olsun binlerce hesap açıp abi. Otomasyon haline getirip bize de bunu paylaştı. Kartların nasıl alınabileceğini gösterdi. Dedik ki tamam çok fazla iyi niyete çok şey yapmayalım artık. Biz bunu nasıl güvenlik altına alabiliriz? Abi sms e kitledik. Yani dedik ki bir ailede 10 tane kişinin en fazla cep telefonunu kullanabilirsin. Yani bunun haricinde kolay kolay cep telefonu bulamazsınız. Bu yüzden bu kartları almak istiyorsanız barkodu okuttuğunuzda eski yöntemle giriş yapın. Daha önce mail mi girdiniz, metamaskla mı girdiniz neyse ondan girişinizi yapın. Ama SMS onaylı bir hesabınız olması gerekecek. Bunda sizin bilgilerinize falan ulaşıp onları satacak değiliz ama yapmak zorunda kaldık. Yani bir şeyi kitlememiz gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor ki bunu az sayıda insan, gerçek insan aldı. Affedin, özür dileriz yani. Kusurumuza bakmayın. Acaba bakmayayım. bunu yapan bunu yapan arkadaş şey mi? Epic Games bedava GTA dağıtırken 500 tane hesap açıp 500 tane GTA alan çocuk vardı. Acaba o mu geldi yine? Ya biz de her şeyi paylaştı. Biz ona güzel bir hediye paketi yolladık. Dileriz iyi günlerde kullanır. Ben kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Sadece şu var. Bildiğimiz ama bir almış şeydi. Değil kartları da almış yani açığı göstermek için almış ama kartları da. Şey ama yani alırken 700 tane falan almış. Hani şey değil. Öyle 50 tane alınıyor abi falan değil anladın <laughs> yani 17 mı? 17 tane al biz anlarız abi zaten yok almışken almış yani canı yani sağ 5 tane alsam bana söylesem ben zaten evet yapılabiliyor biliyoruz diyecektim de. ya yani sonuçta genco'dur yapabilir. Bizim de yazılım ekibi bir kere çünkü şey yapmıştı. Biz Ahmet bir gün beni aradı dedi siteye saldırı var. Dedik ne oldu? Yazılım ekibine bildirdik falan şey dediler. Abi biz deneme yapıyorduk da yanlışlıkla ana sürümde yapmışız. Beta'da değil hani. Aa, arkada değil. Okay. Ahmet'le de <laughs> konuştuk. Bu genç <laughs> arkadaşı. Dedi ki oğlum bizim yazılım ekibi bile dedi siteye saldırı gibi bir kere şey açmıştı dedi yani. Tabii. O dedi belki de dedi yazılımın şey ayarı kaçtı. Rutini farklılaştı. O yüzden dedi biz kötü düşünmüyoruz. Bence de haklı ama böyle bir durum oldu yani arkadaşlar. Yok, yüzden... Yapacak bir şey yok. Güvenlik önlemi alınacak yani. Evet güvenlik önlemi aldık. Haberiniz olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bu bölüm biraz kendimizden çok bahsettik herhalde değil mi? Öyle bir şey oldu mu? Hissettin böyle bir şey Can? İyi. Bir iki, bir iki hakaret dava konusu oldu ama o ara ara olur canım. Azıcık kendimizden de bahsedelim ne olacak? Yani arada bahsedelim. Bu arada bu arada abi geçen bölümde dedik ki bizi Instagram'da takip edin. Çok Aha. katkınız oluyor diye. Abi inanılmaz bir destek geldi. Çok teşekkür ediyorum. Yani şöyle bir 50 bine tamamlarsak benim hesabı. canım ki zaten çok. Ona da böyle bir destek atın takip etmiyorsanız ama. Sağ olsunlar. Bize bir destek atın ya. Gerçekten markalarda YouTube şeyi kadar çok önemli. Can'ın dediği gibi abi desteğini at sessiz al yeri gelirse suratımı görmek istemiyorsun orada ha. ama şey çok gerçekten kelle sayısına çok önem veriyorlar ya. Evet, Kaç evet. kelle seni takip ediyor diyor. Bu kadar dediğin <laughs> zaman iş alıyorsun yoksa alamıyorsun arkadaşlar. Paranızı istemiyoruz ya. Takip butonu yani bir şey değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah. İyi, i̇yi bakın kendinize. zaten görüşürüz. Hoşçakalın.